geçmişin büyük uygarlıkları modern dünyamızın temellerini attılar. Mısırlılar, Yunanlar ve Romalılar şaşırtıcı mühendisler, bilim insanları ve mucitler olarak ünlendiler. Ancak tarih kitapları antikitenin muhteşem beyinlerinden bazılarının bilim ve teknoloji alanında devrim yarattıkları harika icatlar dönemini göz ardı etmektedir. Bu doğunun makinelerinin inanılmaz hikayesidir. Doğu dünyası gizem ve ilginçliklerle dolu bir dünyadır. Tarihi batı karşısında sıkça unutulmuştur. Ama bugün modern dünyamızı şekillendiren bilim ve teknolojinin köklerinin bin yılı aşkın süre önce bütün antik çağ doğu dünyası boyunca yayılmış muhteşem uygarlıklara dayandığını keşfediyoruz. İnanılmaz şekilde modern uydu navigasyon sistemlerinin özelliklerinin birçoğuna sahip elde taşınan bilgisayarları vardı. Su taşıyan devasa makineleri, kuru çölleri zengin ve hareketli şehirlere dönüştürmek için yeryüzünün enerjisini kullanıyordu. Karmaşık mühendislikleri günümüz makinelerinin birçoğunun merkezinde bulunan parçaları geliştirdi. Kurşun geçirmez üniformaları ve hatta düşman gemilerini 1000 metre mesafeden tahrip eden dünyanın ilk torpidosu da dahil olmak üzere hayranlık uyandıran savaş ekipmanları vardı. Batı uygarlığının tarihi için Roma İmparatorluğu'nun çöküşü belirleyici bir dönüm noktasıydı. Avrupa karanlık çağların derin bataklığına gömülürken, antikitenin büyük uygarlıklarının inanılmaz gelişmelerini terk ederken doğunun ülkeleri gelişiyorlardı. Dünyanın en büyük uygarlığının yok oluşunun yarattığı boşlukta matematik biliminde, tıpta, edebiyatta ve mühendislik prensiplerinde önemli gelişmeler kaydedildi. İslam uygarlığının altın çağı olarak bilinen 8. yüzyılla 13. yüzyıl arasındaki 500 yıllık dönemde kaydedilen ilerlemeler, şimdi bizi antik çağ hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri tekrar düşünmeye zorluyor. Akademisyenler, mühendisler ve zanaatkarların birçoğu şaşırtıcı şekilde yenilikçiydi ve büyük yaratıcılıkların sergilendiği bir dönemdi. İslam İmparatorluğu Orta Doğu'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika ve Avrupa'da İspanya'ya kadar yayılırken, Doğu'nun akademisyenleri dünyanın bilgi koleksiyonunu özümsedi. İnanılmaz bir şekilde sonraki 500 yıl boyunca Doğu'nun toprakları eğitim ve kültürün merkezi haline geldi. Bu halkların katkıları olmasaydı Avrupa'nın ulaştığı yere ulaşması mümkün olamazdı. 700'den 1600'e ve hatta ötesine kadar geçen bir döneme kadar diyelim. Çünkü gelişim asla durmadı ve bu dönem dünyanın öğrendiği bir dönemdi. 8. yüzyılın sonuna gelindiğinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük yapan bir okul vardı. Burası bilgelik evi olarak biliniyordu. Antik çağ dünyasının Harvard veya MIT'siydi. Doğu dünyasının her yerindeki akademisyenleri buraya çekiyordu ve bin yılı aşkın süre önce var olan makinelerin tasarım ve projelerini anlatan antik çağ metinlerindeki şifreyi çözmek için bir merkez haline geldi. İlk Arap mucitleri bu Helen ve Roma metinlerinin birçoğunu aldılar, onları kopyaladılar ama aynı zamanda bu prensiplerden bazılarına ek yaptılar, derinleştirdiler ve geliştirdiler. Antik çağ el yazmalarında ilginç olan ipuçları vardır ve doğulu mühendisler robotların antik dünyada eşiti sayılan otomatları inşa etmek için bu geleneği miras edindiler. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden Profesör Al-Hasani gibi modern mühendisler şimdi çay servisi yapan kız gibi dahiyane makineleri inceliyorlar ve bugün bile hala kullandığımız teknoloji karşısında hayrete düşüyorlar. Çay servisi yapan kız temel olarak bir robot üzerindeki depodur. Bu deponun suyun ve çayın akmasını sağlayan bir deliği vardır. Sıvı akışını düzenleyen bir depo olan makinelerin yapımcıları meslektaşlarını şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başarıyorlardı. Belli bir hızla devamlı olarak bir kovaya damlayan sıvıyla doldurulmuş bir depo. Sıvı belli bir seviyeye ulaştığı zaman tam olarak 7,5 dakikaya ayarlanmıştır. Hizmetçi kızın elindeki bardağı boşalır.
Bardağın ağırlığı, hizmetçi kızın yokuş aşağı yürümesine neden olan bir mekanizmayı tetikler. Kapıyı açar ve içkiyi konuklara ikram eder. Bu tür gösteri cihazları dönemin mühendislerini sarmalayan gizem ve dehayı daha da yoğunlaştırıyordu. Antik çağ metinlerini ve arkeolojik kanıtları inceleyerek şimdi şunu öğreniyoruz ki, inanılmaz şekilde Doğu'nun mühendisleri dünyanın ilk bilgisayarının sırlarını çözmüş olabilirler. 20. yüzyılın başında Yunan adası Antikthera'nın açıklarındaki denizin dibinde gerçekten şaşırtıcı olan bir keşif, antik çağ dünyasının en gizemli bilimsel objesinin kalıntılarını da içeriyordu. Bilim insanları İsa'dan önce 100 yılına ait bu objenin bir tür analog bilgisayar modeli olabileceğine inandılar. Ona Antikythera mekanizması dendi. Vitesli mekanizması modern bilim insanlarının antik çağ dünyasındaki teknolojiyle ilgili fikirlerini tekrar değerlendirmelerine neden oldu. Dünyanın en büyük beyinlerinden bazılarınca incelenmesine rağmen bugün bile nasıl çalıştığı bir gizem olarak kalmaktadır. Ama Doğu metinlerinde bu makinenin gerçekten nasıl çalıştığının sırlarına ait ipuçları var mıdır? İsa'dan sonra 10. yüzyıla ait 8 vitesli bir takvimin tasarımı, El-Biruni olarak bilinen bilim adamı ve gökbilimciye atfedilen el yazmalarında bulundu. El-Biruni'nin makinesi, güneş sisteminin hareketlerini izlemek için karmaşık bir vites sistemi kullandı. 200'den fazla vites dişlisini birleştiren 8 bronz vites çarkından oluşan makine şaşırtıcı teknolojik bir başarıydı. Bütün görüntüler makine kullanım için hazırlanmadan önce doğru astrolojik pozisyonlarına getirilmişlerdi. Kullanıcı her gün alidatı veya göstergeyi bir bölme ilerletiyordu. Vitesleri döndürüyor ve tedrici olarak güneşin, ayın ve ayın devrelerine ait şekillerinin pozisyonlarını değiştiriyordu. Bronz dişli viteslerin mühendislik harikası, makinenin günleri, ayları ve yılları hesaplamasındaki inanılmaz kesinliği sağlıyordu. Doğulu akademisyenlerin Antikythera mekanizmasından haberdar olmaları mümkün müydü? Ve kendi başlarına gelişkin cihazlar yapma yetenek ve zanaatkarlığına sahip miydiler? Doğulu bilim adamı Taci Aldin tarafından 16. yüzyılda yazılan bir kitapta, şimdiki akademisyenlerin gelişkin ve son derece karmaşık bir su kaldırma cihazının dahiyane versiyonu olduğuna inandıkları gizemli bir makine yer alıyor. Su enerjisiyle çalışan bu 6 silindirli şaşırtıcı tek gövdeli pompa, modern gözle bakıldığında 20. yüzyıl teknolojisini kullanmış gibi geliyor ve modern çağdaki bir makine gibi görünüyor. Model yapımcıları Dubai'de bu karmaşık ve hayranlık uyandıran makineyi yeniden yaptılar. Bu makine Taceddin'in 6 silindirli pompasıdır. Bir su pompasıdır. Büyük bir su çarkıyla çalıştırılır. Su çarkı aslında bir dingile veya bir aksa bağlıdır. Dingilin üzerinde 6 farklı mil vardır. Her çubuk uç bölümdeki ağırlık topuyla birbirine bağlıdır. Her milin karşısında bir levye kolu vardır. Ortadan desteklidir ve diğer uçta dikey piston çubuğuna pimle bağlıdır. Her bir piston çubuğunun üst ucu kurşun bir ağırlık taşır. Her piston silindirinin dibinde bir subap vardır. Su çarkı dönmeye başladığı zaman her bir levye kolu mil tarafından sırayla yükseltilir. O zaman su piston aracılığıyla subaptan yukarı çekilir. Levye serbest kaldığı zaman kurşun ağırlık akıtma sistemi sayesinde suyu dışarı atar. 9. yüzyılın başlarındaki Banu Musa kardeşlerden, ondan sonraki büyük bir beyim ve dahi bir mühendis olan El Cezali ve bu spesifik dönemdeki Taceddin'den bu yana harika bir evrendir. Ancak antik çağ İslam dünyasında yaratılanlar sadece dahiyane bilimsel objeler ve enstrümanlar değillerdi. Onların bilim insanları ve mucitleri de tam otomatik büyük makineler yarattılar. 500 yıl boyunca tekrar görülmeyen bir teknolojiyi kullanarak milyonların hayatta kalmasını sağlamak için tasarlanmışlardı. 13. yüzyıla gelindiğinde Doğu'nun mucitleri teknolojinin yeni kavramlarını evrimleştirerek dünyanın liderleri oldular. Doğu uygarlığının altın çağı boyunca yaratılan makineler hem karmaşık hem de yenilikçi fikirleri gerçekleştirmek için tasarlandılar. Teknolojinin tarih kitaplarında dev gibi duran bir mucit vardır.
Ancak onun şaşırtıcı mirasından Batı tamamen habersizdir. Onun adı El Cezari'dir ve Doğu'nun mühendisliği hakkında yazılar yazmıştır. Metinler dahiyane mekanik cihazların bilgileri kitabı olarak bilinmektedir. Onun çalışmaları o kadar önemliydi ki eğer onun tarifleri olmasaydı bugün Doğu teknolojisinin 500 yıllık gelişimi kaybolacaktı. Türkiye İstanbul'daki dünyaca ünlü Topkapı Müzesi'nde El Cezari'nin el yazmalarının nadir bir kopyası vardır. Metinler 1206 yılında yazıldı ve modern mühendisliğin önemli sistemlerinden birçoğunun projelerini içermektedir. Adının da gösterdiği gibi El Cezari 12. yüzyılın başlarında ve 13. yüzyılda Kuzey Irak'ta yaşadı ve çok yetenekli bir mühendisti. El Cezari'nin şehri yeryüzündeki en sıcak yerlerden biriydi ve usta mucit bölgedeki yaşamın devam edebilmesi için suyun öneminin kesinlikle farkındaydı. Bütün dikkatini bir dizi inanılmaz makineyi yaratmaya verdi. Her biri toplumun bu kurak topraklarda sadece hayatta kalmasını değil, gelişmesini de sağlayacak makinelerdi. El Cezari'nin mekanik teknolojisinin gelişimine yaptığı en büyük katkı, su kaldırma makineleri için yaptığı tasarımlardır. Şaşırtıcı olan şey şudur ki, onun makinelerinin birçoğu günümüz modern cihazlarının prensiplerine tamamen uymaktadır. Eski standart teknolojiyi alarak onu sulama için suyu kaldırmak amacıyla kullanmaya çalıştı ve bu teknolojiyi geliştirmeyi denedi. Daha önce suyu kaldırmak için kullanılan şadut gibi aletler genelde insan veya hayvan gücüyle çalıştırılıyorlardı. Ama El Cezari'nin dehası mekanizmayı çalıştırmak için suyun kendi gücünü kullanan tamamen otomatik kaldırma makineleri tasarlayarak hayvan ve insan gücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. En ilginç olan makinelerden biri 3 numaralı su kaldıran makine olarak bilineniydi. Şimdiye kadar bu karmaşık makine basitçe El Cezari'nin gerçekleşmemiş olan fikirlerinden biri ve sadece el yazmalarındaki bir konsept olarak düşünülüyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde Suriye Şam'da yeni yapılan bir keşif sırasında Yezid Irmağı'nda bulunan bir su çarkının kalıntıları onun aslında El Cezari'nin tasarımına dayandığını göstermekte ve bize onun dehasının büyüleyici ışıltısını sunmaktadır. El Cezari gerçekten de yetenekli bir uygulamacıydı. Sadece metinlerini yazmakla kalmıyor, onları gerçekten de yapıyordu. 13. yüzyılda yapılan su çarkı yerel topluma 700 yıla aşkın süre boyunca hizmet etti. İnanılmaz bir şekilde yerel hastaneye 1970'li yıllara kadar su taşıdı. Makine tasarımı ve yapımı konu olduğunda bir anıttır. El Cezari her zaman geri dönen ve tasarımlarını geliştiren bir adamdı. Bu hayret uyandıracak derecede karmaşık olan örnek El Cezari'nin su kaldırma makinesi için 3. tasarımına dayanmaktadır ve bütün çalışmalarında ortak olan karmaşık bir vites sistemi kullanmaktadır. El Cezari kitabında bu kaldırma makinesinin kepçeler aracılığıyla çalışacak şekilde tasarlandığını söylemektedir. Yani su belli bir yükseklikten kepçelere dökülür ve dönmelerine neden olur. Bu da karşılık olarak su taşıyan kovaları hareket ettiren dişlileri ve milleri döndürür. Bu cihaz da aynı mühendislik prensiplerine sahiptir. Ama suyun dökülmesi yerine Yezid Irmağı'nda yatay su gücü olarak çalışır. Bir su çarkı suyu yukarı kaldırmak için vitesleri, dişlileri ve milleri çalıştıran dönmeye neden olan yatay tahtalarla hareket ettirilir. Su 13 metre yüksekliği olan bir kuleye kadar kaldırılıyordu. Burada yukarıda sağlam kalmış olan 3 ahşap parça var. Yatay bir dişli çark, dikey bir dişli çarka bağlıdır. Ki bu da hareketi bir dizi zincir ve kovanın yerleştirildiği bir palangaya transfer eder. Kovalar suyu ırmaktan kulenin tepesine taşırlar ve su buradan bir su yoluna boşaltılarak hastaneye kadar akar. Son derece iyi şekilde korunmuş olan bu cihaz, antik çağ dünyasında vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla teknoloji kullanımının muhteşem bir örneğidir. Ancak teknolojiyi bir adım daha evrimleştirecek ve mekanik mühendisliğini ebediyen değiştirecek olan şey, El Cezari'nin su kaldıran dördüncü makinesi için yaptığı tasarımında bulunmaktadır. O da bir krank sistemi kullanır. Bu çalışan bir makinede bu teknolojinin bilinen ilk kullanımıdır.
Krank günümüz mühendisleri tarafından tekerlekten sonraki en önemli mekanik cihaz olarak tanımlanmaktadır. Bu icadı bu kadar önemli kılan şey 500 yıl sonra onun modern çağlara doğru yol gösteren tamamlayıcı bir parça rolü oynamasıdır. Krank'ın kullanımı ve onun mil dediğimiz bir şeye bağlanması, makineler ve buharlı motorlarda, dizel motorlar ve benzinli motorlar gibi motorlarda bir devrim yarattı. Bu basit mekanik parça devamlı dönme hareketinin karşılıklı dönme hareketine dönüşmesini sağlamaktadır. Elle çalışan kranklar yüzyıllardır bilinmektedirler. Ama krank bağlantılı rod sisteminin dönen bir makineyle birleştirilmesi inanılmaz bir icattı. El Cezari'nin tasarımını inceleyen modern mühendisler, makinenin yatay dingilinin vitesler tarafından döndürüldüğünü ve krankın ucunun menteşeyle bağlı bağlantı çubuğunun içinde kaydığını ve menteşesi etrafında gidip gelerek su kovasını yükseltip alçalttığını keşfettiler. Modern mühendisler El Cezari'nin tasarımının şifresini çözene kadar bu sistemin 15. yüzyıl bir Avrupa icadı olduğuna inanılıyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde El Cezari, kranklı bu cihazı 200 yıl önce makinesinde kullanıyordu. Doğuluların bütün antik çağ dünyası boyunca yayılmış ve son derece gelişkin teknolojileri olduğunu gösteren başka büyük su kaldıran makineleri de vardır. Tam otomatik bir cihazın en çok hayret uyandıran örneklerinden biri, Norya olarak bilinen antik çağ su çarkıdır ve birçoğu günümüze kadar dayanmıştır. En iyi korunmuş örnekleri Suriye Hama'da bulunmaktadır. Norya, İsa'dan önce 1. yüzyılda yazan Romalı mühendis Vitruvius tarafından su kaldıran büyük makine olarak tarif edilmiştir. Norya'nın iyi tarafı kendi başına çalınmasıdır. O otomatiktir. Sizin işinizi yapmak için doğal güçleri kullanır. Bu enerji deposunun dakikada 95 litre suyu kaldırdığı hesap edilmiştir. Bu şaşırtıcı makineler antik çağ yaşamının ayrılmaz parçası olmuş ilk Noryalara büyülenmiş şekilde bakmamızı sağlar. O çemberin üzerinde bölmeleri veya kovaları ve çemberin dışında kürekleri olan ve suyla çalışan bir çarktır. Çark altından akan suyla çalışır ve çark döndükçe bölmeler suyun altında kalır, su ön kenardaki delikten içeri girer. Bölmeler çarkın tepesine taşınır ve su çarkın tepesine yakın bir tekneye veya leğene boşalır. En büyük çarkın çapı yaklaşık olarak 22 metredir ve çemberin 120 bölmesi vardır. El Cezari'nin şaşırtıcı tasarımları ve Doğu'nun büyük su çarklarının günümüze kadar dayanan güzel örnekleri, antik çağ dünyasındaki teknolojinin gelişmişliğinin heyecan veren arkeolojik kanıtlarıdır. Ancak Doğu dünyasında öylesine gelişkin başka mekanik cihazlar da vardır ki, akademisyenler bu cihazların 21. yüzyıl teknolojisiyle yapılmamış olmasına inanamamaktadırlar. Doğu'nun makineleri antikite boyunca kaydedilen teknolojik gelişmelerle inşa edildiler ve geliştirildiler. Antik çağ dünyasında Yunan ve Romalı mühendisler mekanik mühendisliğinde dikkat çeken yenilikler yarattılar. İskenderiyeli Heron ve Bizanslı Filon gibi mucitler bin yıl sonraki doğulu büyük beyinlerin çalışmalarında etkili oldular. Şimdi antik doğunun el yazmalarını tercüme eden akademisyenler bizim modern makineleri icat etmediğimizi, onları sadece yeniden keşfettiğimizi gösteren şaşırtıcı kanıtlar bulmaya başladılar. Öğrendiğimiz şeyler antik çağ dünyasının mekanik mühendisliğindeki gelişmişliği ve Leonardo da Vinci gibi mucitlerin çalışmaları hakkında tekrar düşünmemize neden oluyorlar. Şundan oldukça eminim ki eğer İslam uygarlığı kurulmamış olsaydı modern dünyamız çok farklı bir şekilde gelişirdi. Şimdi doğudan bir mucidin teknolojiyi ebediyen değiştirmiş olduğunu biliyoruz. El Cezari'nin su kaldıran makinesi için son tasarımı, tarihte ilk kez görülen şaşırtıcı bir mekanizmayı içermektedir. Birçok insan iki zamanlı emme pompası olarak bilinen aletin 20. yüzyılda icat edildiğine inanmaktadır. Aslında bu 700 yılı aşkın bir süre öncesine dayanmaktadır. El Cezari'nin esin kaynağı antik çağdaki atalarıydı. İsa'dan önce 3. yüzyılda Mısır İskenderiye şehrinde çalışan Ctesibius, emme pompasının prensiplerini geliştirmeye başladı.
Yunanistan Selanik'teki teknoloji müzesinde günümüz mühendisleri antik çağ metinlerini kullanarak Ctesibius'un pompasını yeniden yaptılar. 2000 yıllık bu tasarım inanılmaz bir şekilde bugün bile Kuzey Avrupa'nın tarlalarında çalışırken görülebilir. Burada Ctesibius'un su pompası vardır. Ona iki zamanlı su pompası denmektedir. Her birinin bir pistonu ve dibinde bir vanası, su vanası olan iki silindirden oluşur. Pistonlar buradaki kolların kullanımıyla hareket ettirilir. Her bir piston yukarıya doğru hareket ederken silindirdeki havayı boşaltır ve havanın yerini su alır. Pistonlar aksi yönlerde hareket ederler ve su akımının devam etmesini sağlarlar. Bu antik çağlardan günümüze kadar su pompası olarak kullanılmaktadır. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu iki zamanlı motorun bugün kullandığımız motorun atasıdır. Çünkü eğer suyun yerine bir gaz ve hava karışımı kullanırsak aynı çalışma prensibine sahip oluruz. Bin yıl sonra El Cezari, Ctesibius'un tasarımını alacak ve onu geliştirerek yeni aşamalara taşıyacaktı. Ctesibius'un makinesi suyu pompalayabilmek için insan gücüne bağlıyken El Cezari tam otomatik bir pompa yaratmak için dahiyane bir şekilde mekanik bilgisini kullandı. Bunun modern mühendisliğin gelişimine ve buharlı motordan 500 yıl önce kullanılan crank sistemi üzerinde direkt bir etkisi oldu. El Cezari'nin 5 numaralı makinesine bakalım. O aslında iki zamanlı emme pompasıdır. Sağ ve sola hareket eden pistonlara olan iki silindiri vardır. Pompa, vitesler sistemi aracılığıyla işletilen bir su çarkı tarafından çalıştırılır. Bu sistem, iki piston çubuğunun bağlandığı salınım sağlayan oluklu bir çubuktur. Pistonlar yatay olarak birbirine ters olan silindirler içinde çalışırlar. Her birinde vanayla çalışan emme ve basma boruları vardır. Sulama sistemine bir tek çıkış sağlamak için basma boruları makinenin merkezi üstünde birleştirilir. El Cezari'nin su kaldırma makinelerinin yapımında yarattığı şaşırtıcı gelişmeler, kısa sürede doğulu diğer mucitlerin ve bilim insanlarının bu geleneği ilerletmelerine ve daha da şaşırtıcı cihazlar yapmalarına yol açtı. Bu dönemde karmaşık makineler yapımında Avrupa geride kalırken Doğu'nun mühendisliği geçmişte düşündüğümüzden bile daha hızlı ilerliyordu. İslam dünyasının başlarında 7. ila 9. yüzyıl arasındaki Batı Avrupa'ya tezat olarak mekanik biliminde gerçekten de önemli bir altyapı oluşuyordu. Doğu'daki teknoloji ve mühendisliğin gelişmesine öncülük eden 3 kardeş vardı. Onlar Banu Musas olarak biliniyorlardı. Antik çağ mucitleri Filon ve Heron'un eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesinden etkilenen Banu Musas, seleflerinin eserlerini geliştirerek bir dizi yeni tasarımlı makine yarattılar. Mekanik bilimi genelde şaşırtmacanın bilimi olarak bilinir. Çünkü insanın yaptığı şey, yapılması imkansız olan bir şeyi başarmak için gerçekten de mekanik fenomeni kullanmasıdır. Anahtar son derece gelişmiş olan hidrolik teknolojisinin kullanımıdır. Hava ve su basıncını kontrol eden antik çağ insanları makineleri otomatik olarak düzenlemeyi başardılar. Banu Musas'ın şaşırtmak için yaptığı bu cihazda kullanılan kesin mühendislik teknikleri modern mekaniğin temellerinin büyük bölümünü atacaklardı. Bu tipik makine etkin bir şekilde ve aralıklı olarak insana su ve içki akışı sağlamaktadır. 9. yüzyılın başlarında geliştirilen iki yeni sistem çok zekice kullanılır. İlk sistem konik bir yer vanasıdır ve su akışını düzenlemek için kullanılır. Su deponun üstüne yükseldiği zaman, şimdi burada yaptığı gibi, deponun dibindeki bir delikten geçer. O delikte konik bir yer vanası vardır ama su yukarı çıktığında o bu deliği kapatacaktır. İkinci sistem, vananın hareketinin zamanlamasını kontrol eden geri beslemeli bir mekanizmadır. Deponun ortasında bir sifon sistemi olduğu için suyu alttaki daha küçük bir depoya aktaracaktır. Şimdi daha aşağıdaki üçüncü depoda bir şamandıra vardır. Eğer şamandıra yukarı çıkarsa o zaman su dışarı püskürecektir. Ancak yukarı çıktığı için oradaki vanayı itecektir. Çünkü o bu vanaya bağlıdır ve böylece üst depodan gelen suyu durduracaktır. Bu cihaz ve ona benzeyen diğerleri farklı basınçları kullanmanın şaşırtıcı bilgisini sergiler. Tam olarak aynı teknik günümüz bulaşık makinelerinden jet motorlarına kadar her şeydeki mekanizmaları kontrol etmek için kullanılır.
Günümüz uygarlığını devasa boyutlarda etkileyen bir uygarlığın ortaya çıktığını görüyoruz. Evlerimizde, hastanelerimizde, okullarımızda. Ve hatta gökyüzüne baktığımız zaman yıldızların birçoğunun isimlerinin Arapça olduğunu görmekteyiz. Hidroliğe ek olarak antik çağ insanlarının dünyanın ayın ve güneşin hareketlerini tam olarak hesaplamak için de bir teknolojiye sahip olduklarına dair ilginç kanıtlara sahibiz. Bu navigasyon dini ayinler ve zamanın akışını anlamak için çok önemliydi. İlk olarak İsa'dan önce 2. yüzyıl civarında Helenistik dönemde geliştirilen inanılmaz cihazlardan biri 1500 yıl boyunca üstünlüğünü koruyacaktı. Onun adı usturlaptı. Dünyanın en büyük ve en önemli usturlap koleksiyonlarından biri İngiltere Oxford'daki Bilim Tarihi Müzesi'ndedir. Dr. Stephen Johnston müze müdürüdür. Usturlaba antik çağ cep bilgisayarı deniyordu. Onun başlıca kullanımı zamanı bildirmekti. Güneş ve yıldızlarla çalıştığı için adı astronomiden gelir. Nerede olursan ol, yılın her günü güneşin ne zaman doğacağını ve ne zaman batacağını gösterir. Ancak usturlabın kapasitesini geliştiren yine Doğu'nun akademisyenleri olacaktı. Doğu dünyasında 8. 9. veya 10. yüzyıllarda bu enstrüman geliştirildi ve çok daha güçlü olan yeni varyasyonları yapıldı. O sadece bir yerde veya dünya enlemlerinin küçük bir bölümünde değil, evrensel olarak kullanılıyordu. Usturlabın taşınabilirliği ve kesinliği onu kendi döneminde günümüzün bilgisayarı gibi yapıyordu. Bu müze koleksiyonundaki en eski usturlaptır. 9. yüzyılın son dönemlerine aittir. Bir hesap makinesinden daha öte bir şeydir. Eğer arkasını çevirecek olursam bu bir gözlem enstrümanıdır. Ve eğer onu yukarı kaldırırsam güneş ve yıldızların yüksekliğini ölçtüğünü görürsünüz. Bu cetvelin arasından bakıp buradaki küçük iğne deliği arasından yıldızı görene kadar onu ayarlarım. Bunu yaptıktan sonra göstergeden dereceleri okurum. Kenarda duran bir derece skalası vardır. O bana gökyüzündeki bir şeyin yüksekliğini gösterir. Güneş veya bir yıldız olsun, onu gördüğümde zamanı öğrenebilirim. Doğu'nun mucitleri mekanik mühendisliğinin ustaları haline geldiler. Doğu'nun şehirleri teknolojik icatların enerji kaynağıydı. El Cezari gibi mucitler dikkatlerini şimdi de daha karmaşık mühendislik girişimlerine yöneltmişlerdi. Sahip oldukları bilgileri kullanarak karmaşık mekanik saatleri ve askeri cihazları evrimleştirdiler. Doğu dünyasının mucitleri ve bilim insanları günümüz yaşantısında hala büyük etkileri olan teknolojiler geliştirmeye başladılar. Doğu'nun büyük mucidi El Cezari 13. yüzyıldaki Dahiyane Mekanik Cihazların Bilgileri kitabında bizi modern çağa taşıyacak olan mekaniğin prensiplerini geliştirmeye başladı. Bu kitap modern çağlardan önceki herhangi bir kültüre ait mühendislik gelişmelerinin en önemli kayıtlarından biridir. 50'den fazla makine için tasarımlar içermektedir. Diğer mühendislerin onları proje olarak alabilmeleri ve genelde karmaşık olan bu cihazları yapabilmeleri için her biri hatasız ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. İngiltere'nin önde gelen model yapımcısı Richard Windley'e El Cezari'nin dahiyane otomatik makinelerinden birini yapması için başvurduk. Geçen zamanı kesin olarak ölçebilmek için mum kullanan bir cihazı. Hatta şamdanın hangi materyallerden yapılacağını, mumun tam boyutlarını ve hatta mumun fitilinin neden yapılması gerektiğini bile kitaba yazmıştı. El Cezari kitabında 4 ayrı mum saati tarif etti. Böylesi bir gelişmişliğin başka bir örneği bilinmemektedir. Saat, mumun yavaşça yanması ve değişmesi temelinde bir dizi palanga ve tel aracılığıyla çalışır ve saatin kaç olduğunu gösteren bir sayaç vardır. İslamiyet'te gün eşit olarak bölünmüştü. Gündüz saatleri ve gece saatleri farklıydı. Böylece bütün sistem daha da karmaşık hale geliyordu. Ancak El Cezari'nin çözümü aldatıcı biçimde basitti. Temel olarak elimizde olan şey yanan bir mumdur. Ve mum yanıp eridikçe yukarıya doğru itilir ve şamdan yavaşça yükselir.
Bu kurşun ağırlık bu şekilde alçalacak ve işlem esnasında buradaki teli çekecektir. Tel bir makaranın üzerinden ve aks milinin etrafından geçer. Bu saati göstermesi için sayaç üzerindeki göstergeye bağlanan mildir. Küçük çaplı ve zamanı doğru olarak gösteren cihazın bu şaşırtıcı örneği ayrıca bugün birçok evde bulunan basit bir mekanizmayı da kullanır. Kapağı alttaki basınca karşı tutacak bir tür aksamın olması oldukça önemlidir. Ve Cesari'nin yaptığı şey ise L şeklinde bir tür klip sistemi kullanmaktı. Aslında bu günümüzde elektrikli lambalarda bulunanların neredeyse tamamen aynıdır. Ve biz ona bayonet bağlantısı deriz. 800 yıl sonra son derece benzer bir şeyi hala kullanıyor olmamız ilginçtir. Ama dahası var. Dahiyane mekanik cihazların bilgileri kitabının en ayrıntılı bölümlerinden biri hidrolik prensipleriyle çalışan su saatlerine ayrılmıştır. Bu sayfalarda zamanı ölçmek için kullanılan dünyanın en karmaşık mekanik cihazlarından biri detaylandırılmıştır. Özellikle bir makine günümüzde yeniden yapılabilmesine bile meydan okuyacak kadar şaşırtıcı bir teknolojik gelişmedir. Bu makineye fil saati denmektedir. Dubai'deki İbni Battuta merkezindeki MTE stüdyoları El Cezari'nin şaheserinin işleyen büyük ölçekli bir taklidini yaptı. 7 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki bu mega saatte 150'den fazla uzmandan oluşan bir ekip görev aldı. Ve bu proje 11 bin çalışma saati gerektirecek kadar zor bir görevdi. Ludo Verheyen, El Cezari'nin pil saatini yeniden yapma projesinin müdürüdür. Bu proje büyük bir mücadeleydi. Çünkü gerçekten de bu özellikler ilk kez olarak yeniden inşa ediliyordu. Karmaşık bir şeydi. Mucidi 800 yıl önce yaşamıştı. El Cezari büyük bir mucitti. Mekaniğinin nasıl çalıştığını çok kesin bir şekilde onun el yazmalarından öğrenmek çok çok harika bir şeydi. Ama bu karmaşık ve hayranlık uyandıran cihaz gerçekten de nasıl çalışır? Ve El Cezari antik çağdaki atalarının zamanı ölçen cihazlarını bu kadar radikal olarak nasıl geliştirebildi? Fil saati şaşırtıcı bir şekilde modern mühendislikte kullanılanlara benzeyen birkaç mekanizmadan oluşur. Filin bel kısmında küçük bir deliği olan yüzer bir şamandıra vardır. Bu delik suyun belirlenen akışını sağlamak için dikkatlice ayarlanmıştır. Suyun akışı şamandıranın batacağı hızı belirler ve böylece saatin çalacağı zamanı da belirlemiş olur. Şamandıranın batması bir dizi işlemi harekete geçiren debreyörü çalıştırır ve bu da zamanın geldiğini gösterir ve saat çalar. Bu aşamada şamandıra sudan dışarı çıkar ve içindeki suyu boşaltır. Şamandıra sonra su yüzeyinde kalır ve döngü tekrar edilir. Saat, geçen zamanı bildirmek için bir simbalin vuruşu veya bir kuşun şakıması gibi sesleri kullanır. Otomatik geri beslemesi olduğu için bir bakıma dönemi için çok karmaşık bir saatti. Ve o neredeyse sonsuz hareketli bir makine gibi devam ederdi. Fil saati Doğu uygarlığının altın çağındaki teknolojisinin en güzel örneklerinden biridir. O sanat ve mimarinin ve de mühendisliğin eşsiz bir kombinasyonudur. Ama Doğu'nun mucitleri dikkatlerini ayrıca savaş makinelerinin geliştirilmesine de yönlendirdiler. Bu büyük uygarlığın hızla yayılabilmesi için mühendisleri karşı konulamaz bir dizi silah geliştirmeliydiler. Doğu dünyası, Trebuchet teknolojisinin Çin'den Avrupa'ya getirilmesinin de sorumlusudur. Antik dünyanın en çok korkulan savaş makinesiydi. 12. ve 13. yüzyıllarda İslam dünyasında kullanıldığı bilinen savaş ekipmanları o dönemde Avrupa'da kullanılan silahlar karşısında büyük bir üstünlüğe sahiptiler. Denge ağırlıklı trebuşe neredeyse 200 kiloluk ağırlıkları fırlatabiliyor ve onları yaklaşık 300 metre uzağa kadar atabiliyordu. Bunlar sadece taş veya ağır ve büyük parçalar değil, aynı zamanda yanıcı materyallerdi. Ancak Çin'den yayılan sadece katapult teknolojisi değildi. Doğu'nun savaş mühendisleri kurşun geçirmez üniformalar ve patlayıcı silahlar da dahil olmak üzere daha gelişmiş icatların da sorumlusuydular.
özellikle bir silah, savaşın görüntüsünü ebediyen değiştirecekti. Torpido. Doğu'nun mühendisleri ve bilim adamları üzerine inşa ettikleri grift teknolojiyi geliştirmede çok uzun yol kat ettiler ve antik uygarlıkların icatlarını geliştirdiler. Ama Doğu'nun büyük beyinleri aynı zamanda savaşın dahiyane ve korkunç silahlarını geliştirmenin de sorumlusudurlar. Ve bu silahlarda kullanılan şeylerden biri de rafine barutun geliştirilmiş biçimiydi. Bu son derece bol olan doğal kaynakları kullanan bir formülle imal edildi. Bunlara söğüt kömürü ve güherçile de dahildi. Onları bir araya getirerek göreceli olarak zararsız olan bileşenleri yaklaşık 1000 yıl boyunca savaşın itici gücü haline getirdiler. Barut Çin'de icat edildi ama gelişmesinin ilk aşamalarında savaşta ölümcül olacak kadar patlayıcı değildi. Ama şimdi bulunan yeni kanıtlar şunu göstermektedir ki Doğu'nun bilim adamları gerçekten de savaş alanında kullanabilecekleri bir formül geliştirmişlerdi. Roketleri, torpidoları, topları, el tabancalarını ve şimdiye kadar bize tanıdık gelen şeyleri etkin bir şekilde çalıştırmak için böylesi özel karışımların elde edilmesi 12. yüzyıl ve 13. yüzyıla kadar gerçekleşmedi. Ancak onu gerçekten de yazıya döken ve anlaşılır hale getiren adam Hasan al-Ramah'tı. 13. yüzyılda yaşayan Hasan el-Ramah, barutlu patlayıcı tariflerini detaylı olarak veren ve askeri teknoloji anlamında ünlü bir kitap yazdı. Fikirleri o kadar gelişkindi ki savaş tarihini yeniden incelemek zorunda kalabilirsiniz. Kitabın sayfaları içinde Hasan el-Ramah, bazı akademisyenler tarafından özellikle savaş için geliştirilmiş tarihteki ilk roket olduğuna inanılan şeyi belgeledi. Roketlere ve rokete benzer farklı şeylere uygun barut için 20 farklı tarif listeledi. O gerçekten de roket biliminin babasıydı. Yeni icatlar dönemi sırasında Doğu'nun savaş mühendisleri barutun patlayıcı özelliklerini kullanan başka bir silah geliştirdiler. Topu. 14. yüzyılın sonlarında İspanya ve Kuzey Afrika'da güherçilinin saflaştırılmış ve kristalleştirilmiş biçimini, tabiri caizse bir konteynerde kullanan halklar vardı. O zaman da küçük bir topu fırlatmak için patlayıcı olarak kullanılıyordu. Ve 1377 gibi erken bir tarihten kalma kanıtlarına sahibiz. Doğulu kuvvetlerin böylesi toplar taşıdıklarını gösteren ilginç görüntüler günümüze kadar ulaşmıştır. Bilimlerin kitabı olarak bilinen St. Petersburg koleksiyonunun ilk metinlerinden birinde mitfa veya top taşıyan bir askerin tarifi verilmektedir. Silah elle tutulan modern bir roket rampasına benzemektedir. St. Petersburg yazmalarında başlığın belirttiği gibi barutun ciddi ve eğlence amaçlı kullanımı tarif edilmektedir. Bir sopanın ucundaki küçük bir kutunun resimlerini görüyoruz. Bu bir el topu ve hatta tabancanın öncüsü olabilir. Bu her gün her askerde gördüğümüz silahların temelidir. Ancak el yazmaları Doğu dünyasındaki silahların gelişmişliği ile ilgili daha başka ipuçlarını da içermektedir. Örneğin ateş geçirmez giysi kullanımını. Bu St. Petersburg el yazmalarına dayanan bir yeniden yaratmadır. Alttan ipek bir tunikle başladık. İpeğin ateş geçirmez olduğunu biliyoruz. Bugün bile Formula 1 yarışlarındaki sürücüler Nomex ateş giysilerinin altında ipek giymektedirler. Onun üzerine kapitoni giysi vardır. Dönemin batılı bir savaşçısı için bu pamukla doldurulmuş anlamına gelen Arapça Alkutun kelimesinden gelen aketondu. Önemli parçası en üste giyilendir ve günlü bir tuniktir. Ateş geçirmezdir. Gerçekten de kimyasal geçirmez tabakası günümüz askerlerinin savaş alanında giyecekleri nükleer ve biyolojik bir savaş giysisine benzemektedir. El yazmaları giysileri üzerinde yanıcı malzemeler taşıyan savaşçıları resimlemiştir. Bunlar savaşçılar düşman süvarilerinin sıralarına saldırmadan önce ateşlendikleri zaman korkunç bir ateş fırtınası yaratırlardı. Yanıcı malzeme böyle bir şeydi. Keten lifini tarif ediyorlar. Bu keten lifidir, bir iplik. Keten lifinin bir düğümüdür. Ve burada barutun, kara barutun yeterli miktarı vardır. Bunlar el yazmalarının resimlerinde ateş geçirmez giysilere bağlanmış olarak gösteriliyor. Ayrıca bu keten lifin bir telle giysiye nasıl bağlandığını da gösteriyor. Bu tel keten lifi tutar ve giysiye batırılmasını ve bağlanmasını sağlar. Ancak bu biçimdeki koruma gerçekten de ne kadar etkin oluyordu?
orijinal materyalleri kullanarak onu test ediyoruz. Elbette bunlardan farklı insanlara isabet eden yüzlercesi vardı. Bu gerçekten de atların dikkatini dağıtıyordu ama benim için ilginç olan şey tek bir yanık izi bile olmaması. Aslında hiç ısınmamış olmasıdır. Ateş geçirmez giysi gerçekten de işe yarar görünüyor. Ancak yakın bir zamanda antik metinlerde keşfedilen inanılmaz bir cihaz, Doğu dünyasındaki savaş kavramı hakkındaki düşüncelerimizi tekrar gözden geçirmemize neden oldu. Orta Çağ askeri teknolojisiyle daha modern olanı arasında yapılacak ilginç bazı kıyaslamalar vardır. Özellikle akla ilk gelenlerden biri torpido diyebileceğimiz bir şeyin tasarımıdır. Ona kendi başına hareket eden ve yanan yumurta deniliyordu. Ve şimdi bu silahın tarihteki ilk torpido olduğuna inanılmaktadır. O gemi savar bir tasarımdı. Modern bir torpidonun aksine su yüzeyi altında kaymıyor, yüzey üzerinde sekiyordu. Ama Doğu'nun mühendisleri gerçekten de böylesine gelişkin tasarımları yapabilecek ustalık ve bilgiye sahip miydiler? Yakın bir geçmişe kadar torpidonun bir 19. yüzyıl icadı olduğuna inanıyorduk. Bu yüzden bu buluşun 700 yıl önceki haberciyle ilgili şeyler öğrenmek, geriye yaslanmamıza ve tarihe tekrar bakmamıza, özellikle de donanma savaşları tarihine bakmamıza neden oluyor. Bu bir torpidodur. Ne kadar etkilidir gerçekten bilmiyoruz. Bu soruya cevap vermek için model yapımcısı Richard Bindley'i 13. yüzyıl projelerine dayanan bir tasarımı kullanarak Doğu teknolojisinin bu harikasını test etmeye davet ediyoruz. Buradaki model 1220'lere ait ilk İslami metinlerden birindeki resimlere dayanılarak yeniden yapılandırıldı. Metin armut şeklinde veya düz armut şeklindeki bir cihazdan söz ediyor. Bu bakır ve demir plakalardan yapılmıştır. Cihazın üstü boyunca uzanan ana tüp, kara barut yükünün bulunduğu yerdir. Ucu öyle yapılmıştı ki, gemi gibi ahşap bir tekneyi vurduğu zaman kendi hasar görüyor ve oldukça tehlikeli hareketler yapıyordu. Bir roketten söz ettiğimiz zaman temel olarak sıkıştırılmış barutla doldurulmuş bir silindirden söz ederiz. Bunlar bugün kullandığımız havai fişeklere çok benzerler. Ve aslında Çinlilerin yüzlerce ve yüzlerce yıl önce yaptıkları havai fişeklerin benzerleridir. Bu modelin alt kısmında oldukça yeni bir malzeme kullandım ama bu türde yüzen bir tekneyi imal etmek için muhtemelen o dövme demirdi. Bu yanıcı bir karışımla dolduruldu. Dehşet silahı olarak kullanılan torpido, düşman tekneleri üzerinde tahripkar etkiler yaratıyor olmalıydı. Ancak bu antik çağ cihazı gerçekten de böylesi yüksek tahrip gücüne sahip miydi? Olacağını düşündüğümüz şey torpidonun hızlanırken bir tür deniz uçağı haline geleceğidir. Bu yüzden devinim kazanırken muhtemelen suyun üstüne çıkacaktır. Her iki taraftaki iki uzun çubuk denge içindir. Yani bir tür dümen işlevi görürler. Ayrıca cihaza su içinde istikrarlı bir açı sağlarlar. Sıradan bir fünye kullanıyoruz. Bu basitçe baruta bulanmış pamuk bir iptir ve sonradan kurutulmuştur. Geciktirilmiş fünye olarak bilinir. Bu yüzden her 2.5 santim için bir saniyemiz var. Kesinlikle muhteşemdi. Bu adamlar oldukça ürkütücü silahlar yapmaya muktedir insanlardı. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra antik çağ teknolojilerinin karanlık çağlarda kaybolduğuna inanmamıza rağmen böyle düşündüğümüz için yanılıyor olabiliriz. Tarihçiler ve günümüz mühendislerinin araştırmaları şunu ortaya çıkarmıştır ki, Doğu ülkeleri bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi miras edindiler ve inanılmaz yeni aşamalara taşıdılar. Sanırım onlar teknoloji bağlamında daha özgür düşünüyorlardı. Kesinlikle Romalılardan daha çok, hatta antik Yunanlılardan daha çok. Gelecek yıllarda Doğu'nun el yazmaları daha ayrıntılı olarak incelenebilecek ve hayranlık uyandıran daha çok makine ortaya çıkacak ve modern dünyamızı biçimlendiren büyük teknolojik mucitlerin kimler olduğunu tekrar düşünmek zorunda kalacağız.
Antikite hakkındaki yeni bilgilerimiz tarih kitaplarını yeniden yazmamıza neden olurken, mekanik dünyamızı icat etmediğimizi, sadece yeniden icat ettiğimizi itiraf etmek zorunda kalacağız. Geçmişin büyük uygarlıkları modern dünyamızın temellerini attılar. Mısırlılar, Yunanlar ve Romalılar şaşırtıcı mühendisler, bilim insanları ve mucitler olarak ünlendiler. Ancak tarih kitapları antikitenin muhteşem beyinlerinden bazılarının bilim ve teknoloji alanında devrim yarattıkları harika icatlar dönemini göz ardı etmektedir. Bu doğunun makinelerinin inanılmaz hikayesidir. Doğu dünyası gizem ve ilginçliklerle dolu bir dünyadır. Tarihi batı karşısında sıkça unutulmuştur. Ama bugün modern dünyamızı şekillendiren bilim ve teknolojinin köklerinin bin yılı aşkın süre önce bütün antik çağ doğu dünyası boyunca yayılmış muhteşem uygarlıklara dayandığını keşfediyoruz. İnanılmaz şekilde modern uydu navigasyon sistemlerinin özelliklerinin birçoğuna sahip elde taşınan bilgisayarları vardı. Su taşıyan devasa makineleri, kuru çölleri zengin ve hareketli şehirlere dönüştürmek için yeryüzünün enerjisini kullanıyordu. Karmaşık mühendislikleri günümüz makinelerinin birçoğunun merkezinde bulunan parçaları geliştirdi. Kurşun geçirmez üniformaları ve hatta düşman gemilerini 1000 metre mesafeden tahrip eden dünyanın ilk torpidosu da dahil olmak üzere hayranlık uyandıran savaş ekipmanları vardı. Batı uygarlığının tarihi için Roma İmparatorluğu'nun çöküşü belirleyici bir dönüm noktasıydı. Avrupa karanlık çağların derin bataklığına gömülürken, antikitenin büyük uygarlıklarının inanılmaz gelişmelerini terk ederken, doğunun ülkeleri gelişiyorlardı. Dünyanın en büyük uygarlığının yok oluşunun yarattığı boşlukta, matematik biliminde, tıpta, edebiyatta ve mühendislik prensiplerinde önemli gelişmeler kaydedildi. İslam uygarlığının altın çağı olarak bilinen 8. yüzyılla 13. yüzyıl arasındaki 500 yıllık dönemde kaydedilen ilerlemeler, şimdi bizi antik çağ hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri tekrar düşünmeye zorluyor. Akademisyenler, mühendisler ve zanaatkarların birçoğu şaşırtıcı şekilde yenilikçiydi ve büyük yaratıcılıkların sergilendiği bir dönemdi. İslam İmparatorluğu Orta Doğu'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika ve Avrupa'da İspanya'ya kadar yayılırken, Doğu'nun akademisyenleri dünyanın bilgi koleksiyonunu özümsedi. İnanılmaz bir şekilde sonraki 500 yıl boyunca Doğu'nun toprakları eğitim ve kültürün merkezi haline geldi. Bu halkların katkıları olmasaydı Avrupa'nın ulaştığı yere ulaşması mümkün olamazdı. 700'den 1600'e ve hatta ötesine kadar geçen bir döneme kadar diyelim. Çünkü gelişim asla durmadı ve bu dönem dünyanın öğrendiği bir dönemdi. 8. yüzyılın sonuna gelindiğinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük yapan bir okul vardı. Burası bilgelik evi olarak biliniyordu. Antik çağ dünyasının Harvard veya MIT'siydi. Doğu dünyasının her yerindeki akademisyenleri buraya çekiyordu ve bin yılı aşkın süre önce var olan makinelerin tasarım ve projelerini anlatan antik çağ metinlerindeki şifreyi çözmek için bir merkez haline geldi. İlk Arap mucitleri bu Helen ve Roma metinlerinin birçoğunu aldılar, onları kopyaladılar ama aynı zamanda bu prensiplerden bazılarına ek yaptılar, derinleştirdiler ve geliştirdiler. Antik çağ el yazmalarında ilginç olan ipuçları vardır ve doğulu mühendisler robotların antik dünyada eşiti sayılan otomatları inşa etmek için bu geleneği miras edindiler. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden Profesör Al-Hasani gibi modern mühendisler şimdi çay servisi yapan kız gibi dahiyane makineleri inceliyorlar ve bugün bile hala kullandığımız teknoloji karşısında hayrete düşüyorlar. Çay servisi yapan kız
Temel olarak bir robot üzerindeki depodur. Bu deponun suyun ve çayın akmasını sağlayan bir deliği vardır. Sıvı akışını düzenleyen bir depo olan makinelerin yapımcıları meslektaşlarını şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başarıyorlardı. Belli bir hızla devamlı olarak bir kovaya damlayan sıvıyla doldurulmuş bir depo. Sıvı belli bir seviyeye ulaştığı zaman tam olarak 7,5 dakikaya ayarlanmıştır. Hizmetçi kızın elindeki bardağı boşalır. Bardağın ağırlığı hizmetçi kızın yokuş aşağı yürümesine neden olan bir mekanizmayı tetikler. Kapıyı açar ve içkiyi konuklara ikram eder. Bu tür gösteri cihazları dönemin mühendislerini sarmalayan gizem ve dehayı daha da yoğunlaştırıyordu. Antik çağ metinlerini ve arkeolojik kanıtları inceleyerek şimdi şunu öğreniyoruz ki, inanılmaz şekilde Doğu'nun mühendisleri dünyanın ilk bilgisayarının sırlarını çözmüş olabilirler. 20. yüzyılın başında Yunan adası Antikteran'ın açıklarındaki denizin dibinde gerçekten şaşırtıcı olan bir keşif, antik çağ dünyasının en gizemli bilimsel objesinin kalıntılarını da içeriyordu. Bilim insanları İsa'dan önce 100 yılına ait bu objenin bir tür analog bilgisayar modeli olabileceğine inandılar. Ona Antikythera mekanizması dendi. Vitesli mekanizması modern bilim insanlarının antik çağ dünyasındaki teknolojiyle ilgili fikirlerini tekrar değerlendirmelerine neden oldu. Dünyanın en büyük beyinlerinden bazılarınca incelenmesine rağmen bugün bile nasıl çalıştığı bir gizem olarak kalmaktadır. Ama Doğu metinlerinde bu makinenin gerçekten nasıl çalıştığının sırlarına ait ipuçları var mıdır? İsa'dan sonra 10. yüzyıla ait 8 vitesli bir takvimin tasarımı, El-Biruni olarak bilinen bilim adamı ve gökbilimciye atfedilen el yazmalarında bulundu. El-Biruni'nin makinesi, güneş sisteminin hareketlerini izlemek için karmaşık bir vites sistemi kullandı. 200'den fazla vites dişlisini birleştiren 8 bronz vites çarkından oluşan makine şaşırtıcı teknolojik bir başarıydı. Bütün görüntüler makine kullanım için hazırlanmadan önce doğru astrolojik pozisyonlarına getirilmişlerdi. Kullanıcı her gün alidatı veya göstergeyi bir bölme ilerletiyordu. Vitesleri döndürüyor ve tedrici olarak güneşin, ayın ve ayın devrelerine ait şekillerinin pozisyonlarını değiştiriyordu. Bronz dişli viteslerin mühendislik harikası, makinenin günleri, ayları ve yılları hesaplamasındaki inanılmaz kesinliği sağlıyordu. Doğulu akademisyenlerin Antikythera mekanizmasından haberdar olmaları mümkün müydü? Ve kendi başlarına gelişkin cihazlar yapma yetenek ve zanaatkarlığına sahip miydiler? Doğulu bilim adamı Taci Aldin tarafından 16. yüzyılda yazılan bir kitapta şimdiki akademisyenlerin gelişkin ve son derece karmaşık bir su kaldırma cihazının dahiyane versiyonu olduğuna inandıkları gizemli bir makine yer alıyor. Su enerjisiyle çalışan bu 6 silindirli şaşırtıcı tek gövdeli pompa modern gözle bakıldığında 20. yüzyıl teknolojisini kullanmış gibi geliyor ve modern çağdaki bir makine gibi görünüyor. Model yapımcıları Dubai'de bu karmaşık ve hayranlık uyandıran makineyi yeniden yaptılar. Bu makine Taceddin'in 6 silindirli pompasıdır. Bir su pompasıdır. Büyük bir su çarkıyla çalıştırılır. Su çarkı aslında bir dingile veya bir aksa bağlıdır. Dingilin üzerinde 6 farklı mil vardır. Her çubuk uç bölümdeki ağırlık topuyla birbirine bağlıdır. Her milin karşısında bir levye kolu vardır. Ortadan desteklidir ve diğer uçta dikey piston çubuğuna pimle bağlıdır. Her bir piston çubuğunun üst ucu kurşun bir ağırlık taşır. Her piston silindirinin dibinde bir subap vardır. Su çarkı dönmeye başladığı zaman her bir levye kolu mil tarafından sırayla yükseltilir. O zaman su piston aracılığıyla subaptan yukarı çekilir. Levye serbest kaldığı zaman kurşun ağırlık akıtma sistemi sayesinde suyu dışarı atar. 9. yüzyılın başlarındaki Banu Musa kardeşlerden, ondan sonraki büyük bir beyim ve dahi bir mühendis olan El Cezali ve bu spesifik dönemdeki Taceddin'den bu yana harika bir evrendir. Ancak antik çağ İslam dünyasında yaratılanlar sadece dahiyane bilimsel objeler ve enstrümanlar değillerdi.
Onların bilim insanları ve mucitleri de tam otomatik büyük makineler yarattılar. 500 yıl boyunca tekrar görülmeyen bir teknolojiyi kullanarak milyonların hayatta kalmasını sağlamak için tasarlanmışlardı. 13. yüzyıla gelindiğinde Doğu'nun mucitleri teknolojinin yeni kavramlarını evrimleştirerek dünyanın liderleri oldular. Doğu uygarlığının altın çağı boyunca yaratılan makineler hem karmaşık hem de yenilikçi fikirleri gerçekleştirmek için tasarlandılar. Teknolojinin tarih kitaplarında dev gibi duran bir mucit vardır. Ancak onun şaşırtıcı mirasından Batı tamamen habersizdir. Onun adı El Cezari'dir ve Doğu'nun mühendisliği hakkında yazılar yazmıştır. Metinler dahiyane mekanik cihazların bilgileri kitabı olarak bilinmektedir. Onun çalışmaları o kadar önemliydi ki eğer onun tarifleri olmasaydı bugün Doğu teknolojisinin 500 yıllık gelişimi kaybolacaktı. Türkiye İstanbul'daki dünyaca ünlü Topkapı Müzesi'nde El Cezari'nin el yazmalarının nadir bir kopyası vardır. Metinler 1206 yılında yazıldı ve modern mühendisliğin önemli sistemlerinden birçoğunun projelerini içermektedir. Adının da gösterdiği gibi El Cezari 12. yüzyılın başlarında ve 13. yüzyılda Kuzey Irak'ta yaşadı ve çok yetenekli bir mühendisti. El Cezari'nin şehri yeryüzündeki en sıcak yerlerden biriydi ve usta mucit bölgedeki yaşamın devam edebilmesi için suyun öneminin kesinlikle farkındaydı. Bütün dikkatini bir dizi inanılmaz makineyi yaratmaya verdi. Her biri toplumun bu kurak topraklarda sadece hayatta kalmasını değil, gelişmesini de sağlayacak makinelerdi. El Cezari'nin mekanik teknolojisinin gelişimine yaptığı en büyük katkı, su kaldırma makineleri için yaptığı tasarımlardır. Şaşırtıcı olan şey şudur ki, onun makinelerinin birçoğu günümüz modern cihazlarının prensiplerine tamamen uymaktadır. Eski standart teknolojiyi alarak onu sulama için suyu kaldırmak amacıyla kullanmaya çalıştı ve bu teknolojiyi geliştirmeyi denedi. Daha önce suyu kaldırmak için kullanılan şadut gibi aletler genelde insan veya hayvan gücüyle çalıştırılıyorlardı. Ama El Cezari'nin dehası mekanizmayı çalıştırmak için suyun kendi gücünü kullanan tamamen otomatik kaldırma makineleri tasarlayarak hayvan ve insan gücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. En ilginç olan makinelerden biri 3 numaralı su kaldıran makine olarak bilineniydi. Şimdiye kadar bu karmaşık makine basitçe El Cezari'nin gerçekleşmemiş olan fikirlerinden biri ve sadece el yazmalarındaki bir konsept olarak düşünülüyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde Suriye Şam'da yeni yapılan bir keşif sırasında Yezid Irmağı'nda bulunan bir su çarkının kalıntıları onun aslında El Cezari'nin tasarımına dayandığını göstermekte ve bize onun dehasının büyüleyici ışıltısını sunmaktadır. El Cezari gerçekten de yetenekli bir uygulamacıydı. Sadece metinlerini yazmakla kalmıyor, onları gerçekten de yapıyordu. 13. yüzyılda yapılan su çarkı yerel topluma 700 yıla aşkın süre boyunca hizmet etti. İnanılmaz bir şekilde yerel hastaneye 1970'li yıllara kadar su taşıdı. Makine tasarımı ve yapımı konu olduğunda bir anıttır. El Cezari her zaman geri dönen ve tasarımlarını geliştiren bir adamdı. Bu hayret uyandıracak derecede karmaşık olan örnek El Cezari'nin su kaldırma makinesi için 3. tasarımına dayanmaktadır ve bütün çalışmalarında ortak olan karmaşık bir vites sistemi kullanmaktadır. El Cezari kitabında bu kaldırma makinesinin kepçeler aracılığıyla çalışacak şekilde tasarlandığını söylemektedir. Yani su belli bir yükseklikten kepçelere dökülür ve dönmelerine neden olur. Bu da karşılık olarak su taşıyan kovaları hareket ettiren dişlileri ve milleri döndürür. Bu cihaz da aynı mühendislik prensiplerine sahiptir. Ama suyun dökülmesi yerine Yezid Irmağı'nda yatay su gücü olarak çalışır. Bir su çarkı suyu yukarı kaldırmak için vitesleri, dişlileri ve milleri çalıştıran dönmeye neden olan yatay tahtalarla hareket ettirilir. Su 13 metre yüksekliği olan bir kuleye kadar kaldırılıyordu. Burada yukarıda sağlam kalmış olan 3 ahşap parça var. Yatay bir dişli çark, dikey bir dişli çarka bağlıdır. Ki bu da hareketi bir dizi zincir ve kovanın yerleştirildiği bir palangaya transfer eder.
Kovalar suyu ırmaktan kulenin tepesine taşırlar ve su buradan bir su yoluna boşaltılarak hastaneye kadar akar. Son derece iyi şekilde korunmuş olan bu cihaz, antik çağ dünyasında vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla teknoloji kullanımının muhteşem bir örneğidir. Ancak teknolojiyi bir adım daha evrimleştirecek ve mekanik mühendisliğini ebediyen değiştirecek olan şey, El Cezari'nin su kaldıran dördüncü makinesi için yaptığı tasarımında bulunmaktadır. O da bir crank sistemi kullanır. Bu çalışan bir makinede bu teknolojinin bilinen ilk kullanımıdır. Crank, günümüz mühendisleri tarafından tekerlekten sonraki en önemli mekanik cihaz olarak tanımlanmaktadır. Bu icadı bu kadar önemli kılan şey, 500 yıl sonra onun modern çağlara doğru yol gösteren tamamlayıcı bir parça rolü oynamasıdır. Crank'ın kullanımı ve onun mill dediğimiz bir şeye bağlanması, makineler ve buharlı motorlarda, dizel motorlar ve benzinli motorlar gibi motorlarda bir devrim yarattı. Bu basit mekanik parça devamlı dönme hareketinin karşılıklı dönme hareketine dönüşmesini sağlamaktadır. Elle çalışan kranklar yüzyıllardır bilinmektedirler. Ama krank bağlantılı rod sisteminin dönen bir makineyle birleştirilmesi inanılmaz bir icattı. El Cezari'nin tasarımını inceleyen modern mühendisler, makinenin yatay dingilinin vitesler tarafından döndürüldüğünü ve krankın ucunun menteşeyle bağlı bağlantı çubuğunun içinde kaydığını ve menteşesi etrafında gidip gelerek su kovasını yükseltip alçalttığını keşfettiler. Modern mühendisler El Cezari'nin tasarımının şifresini çözene kadar bu sistemin 15. yüzyıl bir Avrupa icadı olduğuna inanılıyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde El Cezari, kranklı bu cihazı 200 yıl önce makinesinde kullanıyordu. Doğuluların bütün antik çağ dünyası boyunca yayılmış ve son derece gelişkin teknolojileri olduğunu gösteren başka büyük su kaldıran makineleri de vardır. Tam otomatik bir cihazın en çok hayret uyandıran örneklerinden biri, Norya olarak bilinen antik çağ su çarkıdır ve birçoğu günümüze kadar dayanmıştır. En iyi korunmuş örnekleri Suriye Hama'da bulunmaktadır. Norya, İsa'dan önce 1. yüzyılda yazan Romalı mühendis Vitruvius tarafından su kaldıran büyük makine olarak tarif edilmiştir. Norya'nın iyi tarafı kendi başına çalınmasıdır. O otomatiktir. Sizin işinizi yapmak için doğal güçleri kullanır. Bu enerji deposunun dakikada 95 litre suyu kaldırdığı hesap edilmiştir. Bu şaşırtıcı makineler antik çağ yaşamının ayrılmaz parçası olmuş ilk Noryalara büyülenmiş şekilde bakmamızı sağlar. O çemberin üzerinde bölmeleri veya kovaları ve çemberin dışında kürekleri olan ve suyla çalışan bir çarktır. Çark altından akan suyla çalışır ve çark döndükçe bölmeler suyun altında kalır, su ön kenardaki delikten içeri girer. Bölmeler çarkın tepesine taşınır ve su çarkın tepesine yakın bir tekneye veya leğene boşalır. En büyük çarkın çapı yaklaşık olarak 22 metredir ve çemberin 120 bölmesi vardır. El Cezari'nin şaşırtıcı tasarımları ve Doğu'nun büyük su çarklarının günümüze kadar dayanan güzel örnekleri, antik çağ dünyasındaki teknolojinin gelişmişliğinin heyecan veren arkeolojik kanıtlarıdır. Ancak Doğu dünyasında öylesine gelişkin başka mekanik cihazlar da vardır ki, akademisyenler bu cihazların 21. yüzyıl teknolojisiyle yapılmamış olmasına inanamamaktadırlar. Doğu'nun makineleri antikite boyunca kaydedilen teknolojik gelişmelerle inşa edildiler ve geliştirildiler. Antik çağ dünyasında Yunan ve Romalı mühendisler mekanik mühendisliğinde dikkat çeken yenilikler yarattılar. İskenderiyeli Heron ve Bizanslı Filon gibi mucitler 1000 yıl sonraki doğulu büyük beyinlerin çalışmalarında etkili oldular. Şimdi antik doğunun el yazmalarını tercüme eden akademisyenler bizim modern makineleri icat etmediğimizi, onları sadece yeniden keşfettiğimizi gösteren şaşırtıcı kanıtlar bulmaya başladılar. Öğrendiğimiz şeyler, antik çağ dünyasının mekanik mühendisliğindeki gelişmişliği ve Leonardo da Vinci gibi mucitlerin çalışmaları hakkında tekrar düşünmemize neden oluyorlar.
Şundan oldukça eminim ki eğer İslam uygarlığı kurulmamış olsaydı modern dünyamız çok farklı bir şekilde gelişirdi. Şimdi doğudan bir mucidin teknolojiyi ebediyen değiştirmiş olduğunu biliyoruz. El Cezari'nin su kaldıran makinesi için son tasarımı, tarihte ilk kez görülen şaşırtıcı bir mekanizmayı içermektedir. Birçok insan iki zamanlı emme pompası olarak bilinen aletin 20. yüzyılda icat edildiğine inanmaktadır. Aslında bu 700 yılı aşkın bir süre öncesine dayanmaktadır. El Cezari'nin esin kaynağı antik çağdaki atalarıydı. İsa'dan önce 3. yüzyılda Mısır İskenderiye şehrinde çalışan Ctesibius, emme pompasının prensiplerini geliştirmeye başladı. Yunanistan Selanik'teki teknoloji müzesinde günümüz mühendisleri antik çağ metinlerini kullanarak Ctesibius'un pompasını yeniden yaptılar. 2000 yıllık bu tasarım inanılmaz bir şekilde bugün bile Kuzey Avrupa'nın tarlalarında çalışırken görülebilir. Burada Ctesibius'un su pompası vardır. Ona iki zamanlı su pompası denmektedir. Her birinin bir pistonu ve dibinde bir vanası, su vanası olan iki silindirden oluşur. Pistonlar buradaki kolların kullanımıyla hareket ettirilir. Her bir piston yukarıya doğru hareket ederken silindirdeki havayı boşaltır ve havanın yerini su alır. Pistonlar aksi yönlerde hareket ederler ve su akımının devam etmesini sağlarlar. Bu antik çağlardan günümüze kadar su pompası olarak kullanılmaktadır. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu iki zamanlı motorun bugün kullandığımız motorun atasıdır. Çünkü eğer suyun yerine bir gaz ve hava karışımı kullanırsak aynı çalışma prensibine sahip oluruz. 1000 yıl sonra El Cezari, Ctesibius'un tasarımını alacak ve onu geliştirerek yeni aşamalara taşıyacaktı. Ctesibius'un makinesi suyu pompalayabilmek için insan gücüne bağlıyken El Cezari tam otomatik bir pompa yaratmak için dahiyane bir şekilde mekanik bilgisini kullandı. Bunun modern mühendisliğin gelişimine ve buharlı motordan 500 yıl önce kullanılan krank sistemi üzerinde direkt bir etkisi oldu. Al Cezari'nin 5 numaralı makinasına bakalım. O aslında iki zamanlı emme pompasıdır. Sağ ve sola hareket eden pistonlara olan iki silindiri vardır. Pompa, vitesler sistemi aracılığıyla işletilen bir su çarkı tarafından çalıştırılır. Bu sistem iki piston çubuğunun bağlandığı salınım sağlayan oluklu bir çubuktur. Pistonlar yatay olarak birbirine ters olan silindirler içinde çalışırlar. Her birinde vanayla çalışan emme ve basma boruları vardır. Sulama sistemine bir tek çıkış sağlamak için basma boruları makinenin merkezi üstünde birleştirilir. El Cezari'nin su kaldırma makinelerinin yapımında yarattığı şaşırtıcı gelişmeler, kısa sürede doğulu diğer mucitlerin ve bilim insanlarının bu geleneği ilerletmelerine ve daha da şaşırtıcı cihazlar yapmalarına yol açtı. Bu dönemde karmaşık makineler yapımında Avrupa geride kalırken Doğu'nun mühendisliği geçmişte düşündüğümüzden bile daha hızlı ilerliyordu. Geçmişin büyük uygarlıkları modern dünyamızın temellerini attılar. Mısırlılar, Yunanlar ve Romalılar şaşırtıcı mühendisler, bilim insanları ve mucitler olarak ünlendiler. Ancak tarih kitapları antikitenin muhteşem beyinlerinden bazılarının bilim ve teknoloji alanında devrim yarattıkları harika icatlar dönemini göz ardı etmektedir. Bu Doğu'nun makinelerinin inanılmaz hikayesidir. Doğu dünyası gizem ve ilginçliklerle dolu bir dünyadır. Tarihi batı karşısında sıkça unutulmuştur. Ama bugün modern dünyamızı şekillendiren bilim ve teknolojinin köklerinin 1000 yılı aşkın süre önce bütün antik çağ doğu dünyası boyunca yayılmış muhteşem uygarlıklara dayandığını keşfediyoruz. İnanılmaz şekilde modern uydu navigasyon sistemlerinin özelliklerinin birçoğuna sahip elde taşınan bilgisayarları vardı. Su taşıyan devasa makineleri, kuru çölleri zengin ve hareketli şehirlere dönüştürmek için yeryüzünün enerjisini kullanıyordu. Karmaşık mühendislikleri günümüz makinelerinin birçoğunun merkezinde bulunan parçaları geliştirdi.
kurşun geçirmez üniformaları ve hatta düşman gemilerini 1000 metre mesafeden tahrip eden, dünyanın ilk torpidosu da dahil olmak üzere hayranlık uyandıran savaş ekipmanları vardı. Batı uygarlığının tarihi için Roma İmparatorluğu'nun çöküşü belirleyici bir dönüm noktasıydı. Avrupa karanlık çağların derin bataklığına gömülürken, antikitenin büyük uygarlıklarının inanılmaz gelişmelerini terk ederken, doğunun ülkeleri gelişiyorlardı. Dünyanın en büyük uygarlığının yok oluşunun yarattığı boşlukta, matematik biliminde, tıpta, edebiyatta ve mühendislik prensiplerinde önemli gelişmeler kaydedildi. İslam uygarlığının altın çağı olarak bilinen 8. yüzyılla 13. yüzyıl arasındaki 500 yıllık dönemde kaydedilen ilerlemeler, şimdi bizi antik çağ hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri tekrar düşünmeye zorluyor. Akademisyenler, mühendisler ve zanaatkarların birçoğu şaşırtıcı şekilde yenilikçiydi ve büyük yaratıcılıkların sergilendiği bir dönemdi. İslam İmparatorluğu Orta Doğu'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika ve Avrupa'da İspanya'ya kadar yayılırken, Doğu'nun akademisyenleri dünyanın bilgi koleksiyonunu özümsedi. İnanılmaz bir şekilde sonraki 500 yıl boyunca Doğu'nun toprakları eğitim ve kültürün merkezi haline geldi. Bu halkların katkıları olmasaydı Avrupa'nın ulaştığı yere ulaşması mümkün olamazdı. 700'den 1600'e ve hatta ötesine kadar geçen bir döneme kadar diyelim. Çünkü gelişim asla durmadı ve bu dönem dünyanın öğrendiği bir dönemdi. 8. yüzyılın sonuna gelindiğinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük yapan bir okul vardı. Burası bilgelik evi olarak biliniyordu. Antik çağ dünyasının Harvard veya MIT'siydi. Doğu dünyasının her yerindeki akademisyenleri buraya çekiyordu ve 1000 yılı aşkın süre önce var olan makinelerin tasarım ve projelerini anlatan antik çağ metinlerindeki şifreyi çözmek için bir merkez haline geldi. İlk Arap mucitleri bu Helen ve Roma metinlerinin birçoğunu aldılar, onları kopyaladılar ama aynı zamanda bu prensiplerden bazılarına ek yaptılar, derinleştirdiler ve geliştirdiler. Antik çağ el yazmalarında ilginç olan ipuçları vardır ve doğulu mühendisler robotların antik dünyada eşiti sayılan otomatları inşa etmek için bu geleneği miras edindiler. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden Profesör Al-Hasani gibi modern mühendisler şimdi çay servisi yapan kız gibi dahiyane makineleri inceliyorlar ve bugün bile hala kullandığımız teknoloji karşısında hayrete düşüyorlar. Çay servisi yapan kız temel olarak bir robot üzerindeki depodur. Bu deponun suyun ve çayın akmasını sağlayan bir deliği vardır. Sıvı akışını düzenleyen bir depo olan makinelerin yapımcıları meslektaşlarını şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başarıyorlardı. Belli bir hızla devamlı olarak bir kovaya damlayan sıvıyla doldurulmuş bir depo. Sıvı belli bir seviyeye ulaştığı zaman tam olarak 7,5 dakikaya ayarlanmıştır. Hizmetçi kızın elindeki bardağı boşalır. Bardağın ağırlığı hizmetçi kızın yokuş aşağı yürümesine neden olan bir mekanizmayı tetikler. Kapıyı açar ve içkiyi konuklara ikram eder. Bu tür gösteri cihazları dönemin mühendislerini sarmalayan gizem ve dehayı daha da yoğunlaştırıyordu. Antik çağ metinlerini ve arkeolojik kanıtları inceleyerek şimdi şunu öğreniyoruz ki, inanılmaz şekilde Doğu'nun mühendisleri dünyanın ilk bilgisayarının sırlarını çözmüş olabilirler. 20. yüzyılın başında Yunan adası Antiktera'nın açıklarındaki denizin dibinde gerçekten şaşırtıcı olan bir keşif, antik çağ dünyasının en gizemli bilimsel objesinin kalıntılarını da içeriyordu. Bilim insanları İsa'dan önce 100 yılına ait bu objenin bir tür analog bilgisayar modeli olabileceğine inandılar. Ona Antikythera mekanizması dendi. Vitesli mekanizması modern bilim insanlarının antik çağ dünyasındaki teknolojiyle ilgili fikirlerini tekrar değerlendirmelerine neden oldu. Dünyanın en büyük beyinlerinden bazılarınca incelenmesine rağmen bugün bile nasıl çalıştığı bir gizem olarak kalmaktadır.
Ama doğu metinlerinde bu makinenin gerçekten nasıl çalıştığının sırlarına ait ipuçları var mıdır? İsa'dan sonra 10. yüzyıla ait 8 vitesli bir takvimin tasarımı, El-Biruni olarak bilinen bilim adamı ve gökbilimciye atfedilen el yazmalarında bulundu. El-Biruni'nin makinesi, güneş sisteminin hareketlerini izlemek için karmaşık bir vites sistemi kullandı. 200'den fazla vites dişlisini birleştiren 8 bronz vites çarkından oluşan makine şaşırtıcı teknolojik bir başarıydı. Bütün görüntüler makine kullanım için hazırlanmadan önce doğru astrolojik pozisyonlarına getirilmişlerdi. Kullanıcı her gün alidatı veya göstergeyi bir bölme ilerletiyordu. Vitesleri döndürüyor ve tedrici olarak güneşin, ayın ve ayın devrelerine ait şekillerinin pozisyonlarını değiştiriyordu. Bronz dişli viteslerin mühendislik harikası makinenin günleri, ayları ve yılları hesaplamasındaki inanılmaz kesinliği sağlıyordu. Doğulu akademisyenlerin antikitera mekanizmasından haberdar olmaları mümkün müydü? Ve kendi başlarına gelişkin cihazlar yapma yetenek ve zanaatkarlığına sahip miydiler? Doğulu bilim adamı Taci Aldin tarafından 16. yüzyılda yazılan bir kitapta şimdiki akademisyenlerin gelişkin ve son derece karmaşık bir su kaldırma cihazının dahiyane versiyonu olduğuna inandıkları gizemli bir makine yer alıyor. Su enerjisiyle çalışan bu 6 silindirli şaşırtıcı tek gövdeli pompa modern gözle bakıldığında 20. yüzyıl teknolojisini kullanmış gibi geliyor ve modern çağdaki bir makine gibi görünüyor. Model yapımcıları Dubai'de bu karmaşık ve hayranlık uyandıran makineyi yeniden yaptılar. Bu makine Taceddin'in 6 silindirli pompasıdır. Bir su pompasıdır. Büyük bir su çarkıyla çalıştırılır. Su çarkı aslında bir dingile veya bir aksa bağlıdır. Dingilin üzerinde 6 farklı mil vardır. Her çubuk uç bölümdeki ağırlık topuyla birbirine bağlıdır. Her milin karşısında bir levye kolu vardır. Ortadan desteklidir ve diğer uçta dikey piston çubuğuna pimle bağlıdır. Her bir piston çubuğunun üst ucu kurşun bir ağırlık taşır. Her piston silindirinin dibinde bir subap vardır. Su çarkı dönmeye başladığı zaman her bir levye kolu mil tarafından sırayla yükseltilir. O zaman su piston aracılığıyla subaptan yukarı çekilir. Levye serbest kaldığı zaman kurşun ağırlık akıtma sistemi sayesinde suyu dışarı atar. 9. yüzyılın başlarındaki Banu Musa kardeşlerden, ondan sonraki büyük bir beyim ve dahi bir mühendis olan El Cezari ve bu spesifik dönemdeki Taceddin'den bu yana harika bir evrendir. Ancak antik çağ İslam dünyasında yaratılanlar sadece dahiyane bilimsel objeler ve enstrümanlar değillerdi. Onların bilim insanları ve mucitleri de tam otomatik büyük makineler yarattılar. 500 yıl boyunca tekrar görülmeyen bir teknolojiyi kullanarak milyonların hayatta kalmasını sağlamak için tasarlanmışlardı. 13. yüzyıla gelindiğinde doğunun mucitleri teknolojinin yeni kavramlarını evrimleştirerek dünyanın liderleri oldular. Doğu uygarlığının altın çağı boyunca yaratılan makineler hem karmaşık hem de yenilikçi fikirleri gerçekleştirmek için tasarlandılar. Teknolojinin tarih kitaplarında dev gibi duran bir mucit vardır. Ancak onun şaşırtıcı mirasından Batı tamamen habersizdir. Onun adı El Cezari'dir ve Doğu'nun mühendisliği hakkında yazılar yazmıştır. Metinler dahiyane mekanik cihazların bilgileri kitabı olarak bilinmektedir. Onun çalışmaları o kadar önemliydi ki eğer onun tarifleri olmasaydı bugün Doğu teknolojisinin 500 yıllık gelişimi kaybolacaktı. Türkiye İstanbul'daki dünyaca ünlü Topkapı Müzesi'nde El Cezari'nin el yazmalarının nadir bir kopyası vardır. Metinler 1206 yılında yazıldı ve modern mühendisliğin önemli sistemlerinden birçoğunun projelerini içermektedir. Adının da gösterdiği gibi El Cezari 12. yüzyılın başlarında ve 13. yüzyılda Kuzey Irak'ta yaşadı ve çok yetenekli bir mühendisti. El Cezari'nin şehri yeryüzündeki en sıcak yerlerden biriydi ve usta mucit bölgedeki yaşamın devam edebilmesi için suyun öneminin kesinlikle farkındaydı. Bütün dikkatini bir dizi inanılmaz makineyi yaratmaya verdi. Her biri toplumun bu kurak topraklarda sadece hayatta kalmasını değil, gelişmesini de sağlayacak makinelerdi.
El Cezari'nin mekanik teknolojisinin gelişimine yaptığı en büyük katkı su kaldırma makineleri için yaptığı tasarımlardır. Şaşırtıcı olan şey şudur ki onun makinelerinin birçoğu günümüz modern cihazlarının prensiplerine tamamen uymaktadır. Eski standart teknolojiyi alarak onu sulama için suyu kaldırmak amacıyla kullanmaya çalıştı ve bu teknolojiyi geliştirmeyi denedi. Daha önce suyu kaldırmak için kullanılan şadut gibi aletler genelde insan veya hayvan gücüyle çalıştırılıyorlardı. Ama El Cezari'nin dehası mekanizmayı çalıştırmak için suyun kendi gücünü kullanan tamamen otomatik kaldırma makineleri tasarlayarak hayvan ve insan gücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. En ilginç olan makinelerden biri 3 numaralı su kaldıran makine olarak bilineniydi. Şimdiye kadar bu karmaşık makine basitçe El Cezari'nin gerçekleşmemiş olan fikirlerinden biri ve sadece el yazmalarındaki bir konsept olarak düşünülüyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde Suriye Şam'da yeni yapılan bir keşif sırasında Yezid Irmağı'nda bulunan bir su çarkının kalıntıları onun aslında El Cezari'nin tasarımına dayandığını göstermekte ve bize onun dehasının büyüleyici ışıltısını sunmaktadır. El Cezari gerçekten de yetenekli bir uygulamacıydı. Sadece metinlerini yazmakla kalmıyor, onları gerçekten de yapıyordu. 13. yüzyılda yapılan su çarkı yerel topluma 700 yılı aşkın süre boyunca hizmet etti. İnanılmaz bir şekilde yerel hastaneye 1970'li yıllara kadar su taşıdı. Makine tasarımı ve yapımı konu olduğunda bir anıttır. El Cezari her zaman geri dönen ve tasarımlarını geliştiren bir adamdı. Bu hayret uyandıracak derecede karmaşık olan örnek El Cezari'nin su kaldırma makinesi için 3. tasarımına dayanmaktadır ve bütün çalışmalarında ortak olan karmaşık bir vites sistemi kullanmaktadır. El Cezari kitabında bu kaldırma makinesinin kepçeler aracılığıyla çalışacak şekilde tasarlandığını söylemektedir. Yani su belli bir yükseklikten kepçelere dökülür ve dönmelerine neden olur. Bu da karşılık olarak su taşıyan kovaları hareket ettiren dişlileri ve milleri döndürür. Bu cihaz da aynı mühendislik prensiplerine sahiptir. Ama suyun dökülmesi yerine Yezid Irmağı'nda yatan su gücü olarak çalışır. Bir su çarkı suyu yukarı kaldırmak için vitesleri, dişlileri ve milleri çalıştıran dönmeye neden olan yatay tahtalarla hareket ettirilir. Su 13 metre yüksekliği olan bir kuleye kadar kaldırılıyordu. Burada yukarıda sağlam kalmış olan 3 ahşap parça var. Yatay bir dişli çark, dikey bir dişli çarka bağlıdır. Ki bu da hareketi bir dizi zincir ve kovanın yerleştirildiği bir palangaya transfer eder. Kovalar suyu ırmaktan kulenin tepesine taşırlar ve su buradan bir su yoluna boşaltılarak hastaneye kadar akar. Son derece iyi şekilde korunmuş olan bu cihaz, antik çağ dünyasında vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla teknoloji kullanımının muhteşem bir örneğidir. Ancak teknolojiyi bir adım daha evrimleştirecek ve mekanik mühendisliğini ebediyen değiştirecek olan şey, El Cezari'nin su kaldıran dördüncü makinesi için yaptığı tasarımında bulunmaktadır. O da bir crank sistemi kullanır. Bu çalışan bir makinede bu teknolojinin bilinen ilk kullanımıdır. Crank, günümüz mühendisleri tarafından tekerlekten sonraki en önemli mekanik cihaz olarak tanımlanmaktadır. Bu icadı bu kadar önemli kılan şey, 500 yıl sonra onun modern çağlara doğru yol gösteren tamamlayıcı bir parça rolü oynamasıdır. Crank'ın kullanımı ve onun mil dediğimiz bir şeye bağlanması, makineler ve buharlı motorlarda, dizel motorlar ve benzinli motorlar gibi motorlarda bir devrim yarattı. Bu basit mekanik parça devamlı dönme hareketinin karşılıklı dönme hareketine dönüşmesini sağlamaktadır. Elle çalışan kranklar yüzyıllardır bilinmektedirler. Ama krank bağlantılı rod sisteminin dönen bir makineyle birleştirilmesi inanılmaz bir icattı. El Cezari'nin tasarımını inceleyen modern mühendisler, makinenin yatay dingilinin vitesler tarafından döndürüldüğünü ve krankın ucunun menteşeyle bağlı bağlantı çubuğunun içinde kaydığını ve menteşesi etrafında gidip gelerek su kovasını yükseltip alçalttığını keşfettiler. Modern mühendisler El Cezari'nin tasarımının şifresini çözene kadar bu sistemin 15. yüzyıl bir Avrupa icadı olduğuna inanılıyordu.
Ama şaşırtıcı bir şekilde El Cezari, kranklı bu cihazı 200 yıl önce makinesinde kullanıyordu. Manı bildirmek için bir simbalin vuruşu veya bir kuşun şakıması gibi sesleri kullanır. Otomatik geri beslemesi olduğu için bir bakıma dönemi için çok karmaşık bir saatti. Ve o neredeyse sonsuz hareketli bir makine gibi devam ederdi. Fil saati Doğu uygarlığının altın çağındaki teknolojisinin en güzel örneklerinden biridir. O sanat ve mimarinin ve de mühendisliğin eşsiz bir kombinasyonudur. Ama Doğu'nun mucitleri dikkatlerini ayrıca savaş makinelerinin geliştirilmesine de yönlendirdiler. Bu büyük uygarlığın hızla yayılabilmesi için mühendisleri karşı konulamaz bir dizi silah geliştirmeliydiler. Doğu dünyası, trebuşe teknolojisinin Çin'den Avrupa'ya getirilmesinin de sorumlusudur. Antik dünyanın en çok korkulan savaş makinesiydi. 12. ve 13. yüzyıllarda İslam dünyasında kullanıldığı bilinen savaş ekipmanları o dönemde Avrupa'da kullanılan silahlar karşısında büyük bir üstünlüğe sahiptiler. Denge ağırlıklı trebuşe neredeyse 200 kiloluk ağırlıkları fırlatabiliyor ve onları yaklaşık 300 metre uzağa kadar atabiliyordu. Bunlar sadece taş veya ağır ve büyük parçalar değil, aynı zamanda yanıcı materyallerdi. Ancak Çin'den yayılan sadece katapult teknolojisi değildi. Doğu'nun savaş mühendisleri kurşun geçirmez üniformalar ve patlayıcı silahlar da dahil olmak üzere daha gelişmiş icatların da sorumlusuydular. Özellikle bir silah savaşın görüntüsünü ebediyen değiştirecekti. Torpido. Doğu'nun mühendisleri ve bilim adamları üzerine inşa ettikleri girift teknolojiyi geliştirmede çok uzun yol kat ettiler ve antik uygarlıkların icatlarını geliştirdiler. Ama Doğu'nun büyük beyinleri aynı zamanda savaşın dahiyane ve korkunç silahlarını geliştirmenin de sorumlusudurlar. Ve bu silahlarda kullanılan şeylerden biri de rafine barutun geliştirilmiş biçimiydi. Bu son derece bol olan doğal kaynakları kullanan bir formülle imal edildi. Bunlara söğüt kömürü ve güherçile de dahildi. Onları bir araya getirerek göreceli olarak zararsız olan bileşenleri yaklaşık 1000 yıl boyunca savaşın itici gücü haline getirdiler. Barut Çin'de icat edildi ama gelişmesinin ilk aşamalarında savaşta ölümcül olacak kadar patlayıcı değildi. Ama şimdi bulunan yeni kanıtlar şunu göstermektedir ki Doğu'nun bilim adamları gerçekten de savaş alanında kullanabilecekleri bir formül geliştirmişlerdi. Roketleri, torpidoları, topları, el tabancalarını ve şimdiye kadar bize tanıdık gelen şeyleri etkin bir şekilde çalıştırmak için böylesi özel karışımların elde edilmesi 12. yüzyıl ve 13. yüzyıla kadar gerçekleşmedi. Ancak onu gerçekten de yazıya döken ve anlaşılır hale getiren adam Hasan al-Ramah'tı. 13. yüzyılda yaşayan Hasan el-Ramah, barutlu patlayıcı tariflerini detaylı olarak veren ve askeri teknoloji anlamında ünlü bir kitap yazdı. Fikirleri o kadar gelişkindi ki savaş tarihini yeniden incelemek zorunda kalabilirsiniz. Kitabın sayfaları içinde Hasan el-Ramah, bazı akademisyenler tarafından özellikle savaş için geliştirilmiş, tarihteki ilk roket olduğuna inanılan şeyi belgeledi. Roketlere ve rokete benzer farklı şeylere uygun barut için 20 farklı tarif listeledi. O gerçekten de roket biliminin babasıydı. Yeni icatlar dönemi sırasında Doğu'nun savaş mühendisleri barutun patlayıcı özelliklerini kullanan başka bir silah geliştirdiler. Topu. 14. yüzyılın sonlarında İspanya ve Kuzey Afrika'da güherçilinin saflaştırılmış ve kristalleştirilmiş biçimini, tabiri caizse bir konteynerde kullanan halklar vardı. O zaman da küçük bir topu fırlatmak için patlayıcı olarak kullanılıyordu. Ve 1377 gibi erken bir tarihten kalma kanıtlarına sahibiz. Doğulu kuvvetlerin böylesi toplar taşıdıklarını gösteren ilginç görüntüler günümüze kadar ulaşmıştır. Bilimlerin kitabı olarak bilinen St. Petersburg koleksiyonunun ilk metinlerinden birinde mitfa veya top taşıyan bir askerin tarifi verilmektedir. Silah elle tutulan modern bir roket rampasına benzemektedir. St. Petersburg yazmalarında başlığın belirttiği gibi
Barutun ciddi ve eğlence amaçlı kullanımı tarif edilmektedir. Bir sopanın ucundaki küçük bir kutunun resimlerini görüyoruz. Bu bir el topu ve hatta tabancanın öncüsü olabilir. Bu her gün her askerde gördüğümüz silahların temelidir. Ancak el yazmaları Doğu dünyasındaki silahların gelişmişliği ile ilgili daha başka ipuçlarını da içermektedir. Örneğin ateş geçirmez giysi kullanımını. Bu St. Petersburg el yazmalarına dayanan bir yeniden yaratmadır. Alttan ipek bir tunikle başladık. İpeğin ateş geçirmez olduğunu biliyoruz. Bugün bile Formula 1 yarışlarındaki sürücüler Nomex ateş giysilerinin altında ipek giymektedirler. Onun üzerine kapitoni giysi vardır. Dönemin batılı bir savaşçısı için bu pamukla doldurulmuş anlamına gelen Arapça Alkutun kelimesinden gelen aketondu. Önemli parçası en üstte giyilendir ve günlü bir tuniktir. Ateş geçirmezdir. Gerçekten de kimyasal geçirmez tabakası günümüz askerlerinin savaş alanında giyecekleri nükleer ve biyolojik bir savaş giysisine benzemektedir. El yazmaları giysileri üzerinde yanıcı malzemeler taşıyan savaşçıları resimlemiştir. Bunlar savaşçılar düşman süvarilerinin sıralarına saldırmadan önce ateşlendikleri zaman korkunç bir ateş fırtınası yaratırlardı. Yanıcı malzeme böyle bir şeydi. Keten lifini tarif ediyorlar. Bu keten lifidir, bir iplik. Keten lifinin bir düğümüdür. Ve burada barutun, kara barutun yeterli miktarı vardır. Bunlar el yazmalarının resimlerinde ateş geçirmez giysilere bağlanmış olarak gösteriliyor. Ayrıca bu keten lifin bir terle giysiye nasıl bağlandığını da gösteriyor. Bu tel keten lifi tutar ve giysiye batırılmasını ve bağlanmasını sağlar. Ancak bu biçimdeki koruma gerçekten de ne kadar etkin oluyordu? Orijinal materyalleri kullanarak onu test ediyoruz. Elbette bunlardan farklı insanlara isabet eden yüzlercesi vardı. Bu gerçekten de atların dikkatini dağıtıyordu ama benim için ilginç olan şey tek bir yanık izi bile olmaması. Aslında hiç ısınmamış olmasıdır. Ateş geçirmez giysi gerçekten de işe yarar görünüyor. Ancak yakın bir zamanda antik metinlerde keşfedilen inanılmaz bir cihaz, Doğu dünyasındaki savaş kavramı hakkındaki düşüncelerimizi tekrar gözden geçirmemize neden oldu. Orta Çağ askeri teknolojisiyle daha modern olanı arasında yapılacak ilginç bazı kıyaslamalar vardır. Özellikle akla ilk gelenlerden biri torpido diyebileceğimiz bir şeyin tasarımıdır. Ona kendi başına hareket eden ve yanan yumurta deniliyordu. Ve şimdi bu silahın tarihteki ilk torpido olduğuna inanılmaktadır. O gemi savar bir tasarımdı. Modern bir torpidonun aksine su yüzeyi altında kaymıyor, yüzey üzerinde sekiyordu. Ama Doğu'nun mühendisleri gerçekten de böylesine gelişkin tasarımları yapabilecek ustalık ve bilgiye sahip miydiler? Yakın bir geçmişe kadar torpidonun bir 19. yüzyıl icadı olduğuna inanıyorduk. Bu yüzden bu cihaz ve ona benzeyen diğerleri farklı basınçları kullanmanın şaşırtıcı bilgisini sergiler. Tam olarak aynı teknik günümüz bulaşık makinelerinden jet motorlarına kadar her şeydeki mekanizmaları kontrol etmek için kullanılır. Günümüz uygarlığını devasa boyutlarda etkileyen bir uygarlığın ortaya çıktığını görüyoruz. Evlerimizde, hastanelerimizde, okullarımızda. Ve hatta gökyüzüne baktığımız zaman yıldızların birçoğunun isimlerinin Arapça olduğunu görmekteyiz. Hidroliğe ek olarak antik çağ insanlarının dünyanın ayın ve güneşin hareketlerini tam olarak hesaplamak için de bir teknolojiye sahip olduklarına dair ilginç kanıtlara sahibiz. Bu navigasyon, dini ayinler ve zamanın akışını anlamak için çok önemliydi. İlk olarak İsa'dan önce 2. yüzyıl civarında Helenistik dönemde geliştirilen inanılmaz cihazlardan biri 1500 yıl boyunca üstünlüğünü koruyacaktı. Onun adı Usturlap'tı. Dünyanın en büyük ve en önemli Usturlap koleksiyonlarından biri İngiltere Oxford'daki Bilim Tarihi Müzesi'ndedir. Dr. Stephen Johnston müze müdürüdür. Usturlap'a antik çağ cep bilgisayarı deniyordu. Onun başlıca kullanımı zamanı bildirmekti. Güneş ve yıldızlarla çalıştığı için adı astronomiden gelir.
Nerede olursan ol, yılın her günü güneşin ne zaman doğacağını ve ne zaman batacağını gösterir. Ancak Usturlab'ın kapasitesini geliştiren yine Doğu'nun akademisyenleri olacaktı. Doğu dünyasında 8. 9. veya 10. yüzyıllarda bu enstrüman geliştirildi ve çok daha güçlü olan yeni varyasyonları yapıldı. O sadece bir yerde veya dünya enlemlerinin küçük bir bölümünde değil, evrensel olarak kullanılıyordu. Usturlab'ın taşınabilirliği ve kesinliği onu kendi döneminde günümüzün bilgisayarı gibi yapıyordu. Bu müze koleksiyonundaki en eski usturlaptır. 9. yüzyılın son dönemlerine aittir. Bir hesap makinesinden daha öte bir şeydir. Eğer arkasını çevirecek olursam bu bir gözlem enstrümanıdır. Ve eğer onu yukarı kaldırırsam güneş ve yıldızların yüksekliğini ölçtüğünü görürsünüz. Bu cetvelin arasından bakıp buradaki küçük iğne deliği arasından yıldızı görene kadar onu ayarlarım. Bunu yaptıktan sonra göstergeden dereceleri okurum. Kenarda duran bir derece skalası vardır. O bana gökyüzündeki bir şeyin yüksekliğini gösterir. Güneş veya bir yıldız olsun, onu gördüğümde zamanı öğrenebilirim. Doğu'nun mucitleri mekanik mühendisliğinin ustaları haline geldiler. Doğu'nun şehirleri teknolojik icatların enerji kaynağıydı. El Cezari gibi mucitler dikkatlerini şimdi de daha karmaşık mühendislik girişimlerine yöneltmişlerdi. Sahip oldukları bilgileri kullanarak karmaşık mekanik saatleri ve askeri cihazları evrimleştirdiler. Doğu dünyasının mucitleri ve bilim insanları günümüz yaşantısında hala büyük etkileri olan teknolojiler geliştirmeye başladılar. Doğu'nun büyük mucidi El Cezari 13. yüzyıldaki Dahiyane Mekanik Cihazların Bilgileri kitabında bizi modern çağa taşıyacak olan mekaniğin prensiplerini geliştirmeye başladı. Bu kitap modern çağlardan önceki herhangi bir kültüre ait mühendislik gelişmelerinin en önemli kayıtlarından biridir. 50'den fazla makine için tasarımlar içermektedir. Diğer mühendislerin onları proje olarak alabilmeleri ve genelde karmaşık olan bu cihazları yapabilmeleri için her biri hatasız ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. İngiltere'nin önde gelen model yapımcısı Richard Windley'e El Cezari'nin dahiyane otomatik makinelerinden birini yapması için başvurduk. Geçen zamanı kesin olarak ölçebilmek için mum kullanan bir cihazı. Hatta şamların hangi materyallerden yapılacağını, mumun tam boyutlarını ve hatta mumun fitilinin neden yapılması gerektiğini bile kitaba yazmıştı. El Cezari kitabında 4 ayrı mum saati tarif etti. Böylesi bir gelişmişliğin başka bir örneği bilinmemektedir. Saat, mumun yavaşça yanması ve değişmesi temelinde bir dizi palanga ve tel aracılığıyla çalışır ve saatin kaç olduğunu gösteren bir sayaç vardır. İslamiyet'te gün eşit olarak bölünmüştü. Gündüz saatleri ve gece saatleri farklıydı. Böylece bütün sistem daha da karmaşık hale geliyordu. Ancak El Cezari'nin çözümü aldatıcı biçimde basitti. Temel olarak elimizde olan şey yanan bir mumdur. Ve mum yanıp eridikçe yukarıya doğru itilir ve şamdan yavaşça yükselir. Bu kurşun ağırlık bu şekilde alçalacak ve işlem esnasında buradaki teli çekecektir. Tel bir makaranın üzerinden ve aks milin etrafından geçer. Bu saati göstermesi için sayaç üzerindeki göstergeye bağlanan mildir. Küçük çaplı ve zamanı doğru olarak gösteren cihazın bu şaşırtıcı örneği ayrıca bugün birçok evde bulunan basit bir mekanizmayı da kullanır. Kapağı alttaki basınca karşı tutacak bir tür aksamın olması oldukça önemlidir. Ve Cezari'nin yaptığı şey ise L şeklinde bir tür klip sistemi kullanmaktı. Aslında bu günümüzde elektrikli lambalarda bulunanların neredeyse tamamen aynıdır. Ve biz ona bayonet bağlantısı deriz. 800 yıl sonra son derece benzer bir şeyi hala kullanıyor olmamız ilginçtir. Ama dahası var. Dahiyane Mekanik Cihazların Bilgileri kitabının en ayrıntılı bölümlerinden biri hidrolik prensipleriyle çalışan su saatlerine ayrılmıştır. Bu sayfalarda zamanı ölçmek için kullanılan dünyanın en karmaşık mekanik cihazlarından biri detaylandırılmıştır. Özellikle bir makine günümüzde yeniden yapılabilmesine bile meydan okuyacak kadar şaşırtıcı bir teknolojik gelişmedir.
Bu makineye fil saati denmektedir. Dubai'deki İbn Battuta merkezindeki MTE stüdyoları El Cezari'nin şaheserinin işleyen büyük ölçekli bir taklidini yaptı. 7 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki bu mega saatte 150'den fazla uzmandan oluşan bir ekip görev aldı. Ve bu proje 11 bin çalışma saati gerektirecek kadar zor bir görevdi. Ludo Verheyen, El Cezari'nin pil saatini yeniden yapma projesinin müdürüdür. Bu proje büyük bir mücadeleydi. Çünkü gerçekten de bu özellikler ilk kez olarak yeniden inşa ediliyordu. Karmaşık bir şeydi. Mucidi 800 yıl önce yaşamıştı. El Cezari büyük bir mucitti. Mekaniğinin nasıl çalıştığını çok kesin bir şekilde onun el yazmalarından öğrenmek çok çok harika bir şeydi. Ama bu karmaşık ve hayranlık uyandıran cihaz gerçekten de nasıl çalışır? Ve El Cezari antik çağdaki atalarının zamanı ölçen cihazlarını bu kadar radikal olarak nasıl geliştirebildi? Pil saati şaşırtıcı bir şekilde modern mühendislikte kullanılanlara benzeyen birkaç mekanizmadan oluşur. Filin bel kısmında küçük bir deliği olan yüzer bir şamandıra vardır. Bu delik suyun belirlenen akışını sağlamak için dikkatlice ayarlanmıştır. Suyun akışı şamandıranın batacağı hızı belirler ve böylece saatin çalacağı zamanı da belirlemiş olur. Şamandıranın batması bir dizi işlemi harekete geçiren debreyörü çalıştırır ve bu da zamanın geldiğini gösterir ve saat çalar. Bu aşamada şamandıra sudan dışarı çıkar ve içindeki suyu boşaltır. Şamandıra sonra su yüzeyinde kalır ve döngü tekrar edilir. Saat geçen zaman... Doğuluların bütün antik çağ dünyası boyunca yayılmış ve son derece gelişkin teknolojileri olduğunu gösteren başka büyük su kaldıran makineleri de vardır. Tam otomatik bir cihazın en çok hayret uyandıran örneklerinden biri Norya olarak bilinen antik çağ su çarkıdır ve birçoğu günümüze kadar dayanmıştır. En iyi korunmuş örnekleri Suriye Hama'da bulunmaktadır. Norya, İsa'dan önce 1. yüzyılda yazan Romalı mühendis Vitruvius tarafından su kaldıran büyük makine olarak tarif edilmiştir. Norya'nın iyi tarafı kendi başına çalınmasıdır. O otomatiktir. Sizin işinizi yapmak için doğal güçleri kullanır. Bu enerji deposunun dakikada 95 litre suyu kaldırdığı hesap edilmiştir. Bu şaşırtıcı makineler antik çağ yaşamının ayrılmaz parçası olmuş ilk Noryalara büyülenmiş şekilde bakmamızı sağlar. O çemberin üzerinde bölmeleri veya kovaları ve çemberin dışında kürekleri olan ve suyla çalışan bir çarktır. Çark altından akan suyla çalışır ve çark döndükçe bölmeler suyun altında kalır, su ön kenardaki delikten içeri girer. Bölmeler çarkın tepesine taşınır ve su çarkın tepesine yakın bir tekneye veya leğene boşalır. En büyük çarkın çapı yaklaşık olarak 22 metredir ve çemberin 120 bölmesi vardır. El Cezari'nin şaşırtıcı tasarımları ve Doğu'nun büyük su çarklarının günümüze kadar dayanan güzel örnekleri, antik çağ dünyasındaki teknolojinin gelişmişliğinin heyecan veren arkeolojik kanıtlarıdır. Ancak Doğu dünyasında öylesine gelişkin başka mekanik cihazlar da vardır ki, akademisyenler bu cihazların 21. yüzyıl teknolojisiyle yapılmamış olmasına inanamamaktadırlar. Doğu'nun makineleri antikite boyunca kaydedilen teknolojik gelişmelerle inşa edildiler ve geliştirildiler. Antik çağ dünyasında Yunan ve Romalı mühendisler mekanik mühendisliğinde dikkat çeken yenilikler yarattılar. İskenderiyeli Heron ve Bizanslı Filon gibi mucitler 1000 yıl sonraki Doğulu büyük beyinlerin çalışmalarında etkili oldular. Şimdi antik doğunun el yazmalarını tercüme eden akademisyenler bizim modern makineleri icat etmediğimizi, onları sadece yeniden keşfettiğimizi gösteren şaşırtıcı kanıtlar bulmaya başladılar. Öğrendiğimiz şeyler antik çağ dünyasının mekanik mühendisliğindeki gelişmişliği ve Leonardo da Vinci gibi mucitlerin çalışmaları hakkında tekrar düşünmemize neden oluyorlar. Şundan oldukça eminim ki eğer İslam uygarlığı kurulmamış olsaydı modern dünyamız çok farklı bir şekilde gelişirdi. Şimdi doğudan bir mucidin teknolojiyi ebediyen değiştirmiş olduğunu biliyoruz. El Cezari'nin su kaldıran makinesi için son tasarımı tarihte ilk kez görülen şaşırtıcı bir mekanizmayı içermektedir.
Birçok insan iki zamanlı emme pompası olarak bilinen aletin 20. yüzyılda icat edildiğine inanmaktadır. Aslında bu 700 yılı aşkın bir süre öncesine dayanmaktadır. El Cezari'nin esin kaynağı antik çağdaki atalarıydı. İsa'dan önce 3. yüzyılda Mısır İskenderiye şehrinde çalışan Ctesibius, emme pompasının prensiplerini geliştirmeye başladı. Yunanistan Selanik'teki teknoloji müzesinde günümüz mühendisleri antik çağ metinlerini kullanarak Ctesibius'un pompasını yeniden yaptılar. 2000 yıllık bu tasarım inanılmaz bir şekilde bugün bile Kuzey Avrupa'nın tarlalarında çalışırken görülebilir. Burada Ctesibius'un su pompası vardır. Ona iki zamanlı su pompası denmektedir. Her birinin bir pistonu ve dibinde bir vanası, su vanası olan iki silindirden oluşur. Pistonlar buradaki kolların kullanımıyla hareket ettirilir. Her bir piston yukarıya doğru hareket ederken silindirdeki havayı boşaltır ve havanın yerini su alır. Pistonlar aksi yönlerde hareket ederler ve su akımının devam etmesini sağlarlar. Bu antik çağlardan günümüze kadar su pompası olarak kullanılmaktadır. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu iki zamanlı motorun bugün kullandığımız motorun atasıdır. Çünkü eğer suyun yerine bir gaz ve hava karışımı kullanırsak aynı çalışma prensibine sahip oluruz. Bin yıl sonra El Cezari Ctesibius'un tasarımını alacak ve onu geliştirerek yeni aşamalara taşıyacaktı. Ctesibius'un makinesi suyu pompalayabilmek için insan gücüne bağlıyken El Cezari tam otomatik bir pompa yaratmak için dahiyane bir şekilde mekanik bilgisini kullandı. Bunun modern mühendisliğin gelişimine ve buharlı motordan 500 yıl önce kullanılan crank sistemi üzerinde direkt bir etkisi oldu. Al Cezari'nin 5 numaralı makinesine bakalım. O aslında iki zamanlı emme pompasıdır. Sağa ve sola hareket eden pistonlara olan iki silindiri vardır. Pompa, vitesler sistemi aracılığıyla işletilen bir su çarkı tarafından çalıştırılır. Bu sistem iki piston çubuğunun bağlandığı salınım sağlayan oluklu bir çubuktur. Pistonlar yatay olarak birbirine ters olan silindirler içinde çalışırlar. Her birinde vanayla çalışan emme ve basma boruları vardır. Sulama sistemine bir tek çıkış sağlamak için basma boruları makinenin merkezi üstünde birleştirilir. El Cezari'nin su kaldırma makinelerinin yapımında yarattığı şaşırtıcı gelişmeler, kısa sürede doğulu diğer mucitlerin ve bilim insanlarının bu geleneği ilerletmelerine ve daha da şaşırtıcı cihazlar yapmalarına yol açtı. Bu dönemde karmaşık makineler yapımında Avrupa geride kalırken Doğu'nun mühendisliği geçmişte düşündüğümüzden bile daha hızlı ilerliyordu. İslam dünyasının başlarında 7. ile 9. yüzyıl arasındaki Batı Avrupa'ya tezat olarak mekanik biliminde gerçekten de önemli bir altyapı oluşuyordu. Doğu'daki teknoloji ve mühendisliğin gelişmesine öncülük eden 3 kardeş vardı. Onlar Banu Musas olarak biliniyorlardı. Antik çağ mucitleri Filon ve Heron'un eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesinden etkilenen Banu Musas, seleflerinin eserlerini geliştirerek bir dizi yeni tasarımlı makine yarattılar. Mekanik bilimi genelde şaşırtmacanın bilimi olarak bilinir. Çünkü insanın yaptığı şey, yapılması imkansız olan bir şeyi başarmak için gerçekten de mekanik fenomeni kullanmasıdır. Anahtar son derece gelişmiş olan hidrolik teknolojisinin kullanımıdır. Hava ve su basıncını kontrol eden antik çağ insanları makineleri otomatik olarak düzenlemeyi başardılar. Banu Musas'ın şaşırtmak için yaptığı bu cihazda kullanılan kesin mühendislik teknikleri modern mekaniğin temellerinin büyük bölümünü atacaklardı. Bu tipik makine etkin bir şekilde ve aralıklı olarak insana su ve içki akışı sağlamaktadır. 9. yüzyılın başlarında geliştirilen iki yeni sistem çok zekice kullanılır. İlk sistem konik bir yer vanasıdır ve su akışını düzenlemek için kullanılır. Su deponun üstüne yükseldiği zaman, şimdi burada yaptığı gibi, deponun dibindeki bir delikten geçer. O delikte konik bir yer vanası vardır ama su yukarı çıktığında o bu deliği kapatacaktır. İkinci sistem, vananın hareketinin zamanlamasını kontrol eden geri beslemeli bir mekanizmadır. Deponun ortasında bir sifon sistemi olduğu için suyu alttaki daha küçük bir depoya aktaracaktır. Şimdi daha aşağıdaki üçüncü depoda bir şamandıra vardır. Eğer şamandıra yukarı çıkarsa o zaman su dışarı püskürecektir. Ancak yukarı çıktığı için oradaki vanayı itecektir.
Çünkü o bu vanaya bağlıdır ve böylece üst depodan gelen suyu durduracaktır.